Melis? Bir şey mi oldu? Kimsin sen? Kimsin sen? Sen Zeynep Şanlı değilsin. Cevap ver, kimsin? Polisi arıyorum. Dur, dur! Aramana gerek yok. Sana zaten söyleyecektim. Neyi söyleyecektin bana? Ha? Neyi? Sırrı saklamanın bir anlamı yok. Kimsin sen? Melis. Benim. Zehra. Yok. Neredesin ya? Bu Zehra'nın günlüğü. Bu günlüğün burada ne işi var? 2 yıl önce kaybolmuştu. Hayır. Sen Zehra olamazsın. Bu imkansız. Sen Zehra değilsin. Biliyorum. Buna inanması zor. Yüzüm değişti. Bunca zaman geçti. Ama gerçek bu. Ben Zehra'yım. Thank you.
Yunus komiser kendisini yine sen olarak tanıdı. Beni kandırmaya çalıştı. Merak etme sevgilim, o yüz komisere yakalanacak değilim. Sen huzur içinde kalbinde uyumaya devam et. Sevgilin Zehra'yı kimse incitmeyecek. Her şey bitti artık. Benim kim olduğumu biliyor. İyi de bu adam neden ağlıyor ki? Beni öğrendi işte. Neden hala numara yapmaya devam ediyor? Zehra. Hala bana oyun oynuyor. Burada daha fazla duramam. Kaçmam lazım. Zehra. Kendini benden neden gizledin? Seni beğenmeyeceğimi düşündüm. Hayır, bu adam Ziya olamaz. Beni kandırmaya çalışıyor. Ben seni hep sevdim. Ve hep seveceğim. Bir daha asla ayrılmayacağız. Seni seviyorum.
dedin? Seni seviyorum dedim. Seni çok seviyorum. Seni kurtaramadım. İşte o gece öldüm ben. Asla bırakmayacağım. Zeynep. Bir daha seni benden hiç kimse ayıramayacak. Seni benden almalarına izin vermeyeceğim. Kurtarmadın ha? Ya senin yüzünden yüzümü değiştirmek zorunda kaldım ben. Elimden geleni yaptım. Kızıl Ejder'den intikamımızı da ben aldım. Sen ne işe yarıyorsun ha? Kalbimi kırıyorsun. Ya bir de iki sene boyunca sürekli peşimden beni kovaladın sen ya. Vallahi Zehra olduğunu bilmiyordum be Zehra. Siyah. Ne yapayım? Sen sanki Zehra'ya çok benziyorsun. Ya ama sen gerçekten hiç benzemiyorsun. Yoksa yeni yüzümü beğenmediğini mi ima ediyorsun? Ha, yok yok, onu demek istemedim. Ama ne bileyim. Artık benden hoşlanmıyor musun yoksa? Ya
Olur mu öyle şey? Ben Ziya'dan hep hoşlanmışımdır. Çok tatlı olmuşsun. Ya ama insan birazcık benzer yani. Ama yeter. Yeter yani, gel şuraya. Allah Allah, amma uzattın he. Benzemiyorsan benzemiyorum. Kertenkeleyim ben işte. Niye üstüme geliyorsun ki bu kadar? Ya tamam, tamam. Kızma. Hayır yani. Biz senin yeni tipin hakkında bir şey söyledik mi? Bir saniye. Ne varmış benim yeni tipimde? Ne yok ki? Ne dedin sen? Ya şaka yaptım. Çok tatlı olmuşsun dedim. Çok tatlı. Yalan söyleme. Doğruyu söyle. Yeni yüzümü beğenmedin mi? Ama ne önemi var ki sanki tipin ya? Amma da taktın he. Ben senin yüzünü değil ki... kalbini seviyorum. Kalbini. Ha, kalbimi sevdin ama yüzümü sevmedin. Yok bir tanem, o anlamda değil ya. Ha, sen Didem'in yüzünü seviyorsun. Kim? Didem. Ne alakası var ya? Ya yüzümü değiştirdim diye beni aldatmak zorunda mıydın ya? Ne diyorsun Zehra ya? Oysa ki ben yüzümü değiştirdikten sonra tek bir erkeğe bile bakmadım. Ben de hiçbir kadına bakmadım. Yalan söyleme. Didem'e baktın. Didem'e bakmadım ben. Bakmadım Didem'e ya. Allah Allah. O Zeynep var ya, o uyuz kız. O uyuz kız var ya, tanırsın. Ben o uyuz kızı kıskandırmak için Didem'e öyle yaklaşırmış gibi oynadım yani. Anladın mı? Yoksa benim kalbimde bir tek sen vardın. Aptal. Zeynep benim. Zeynep sensin. Evet tamam o zaman. Zeynep sen sen. Ben Zeynep, o zaman ben seni aldatmamış sayılıyorum. Gülmesene ya. Ne? Bana hiç çekmemişsin. Sana hiç çekmemişim. Seni de biliyoruz hanımefendi. Ya bak sinirlendim. Sen o Murat'ı ilk gördüğün günden beri dibinden ayrılmadın be. Aa, ne saçmalıyorsun sen be? Ne saçmalıyorsun? Hayret bir şey, neyse. Neyse sinirlenmeyeceğim. Sonuç olarak Murat benim, sen benim peşimden. Yine beni benimle aldatmış sayılıyorsun. Bir şey olmuyor yani, sıkıntı yok. Ya gülmesene be. Tabii şimdi böyle bir şey var. Cazibeme karşı koyamadın. Bak hala konuşuyor. Ne yapayım? Gel be. Çok özledim seni. Çok. Gizem. Ölmek istemiyorum İnce abi. Kurtar beni. Gizem, hadi uyan artık. Bırakma beni İnce abi. Gizemciğim, seni hiç bırakır mıyım? Bak yanındayım, hadi uyan. Ne kadar ömrüm kaldı İnce abi? Fesubhanallah. Olur mu öyle şey Gizem? Hadi kalk uyan. Nasıl uyanayım İnce abi? Öldüm ben. Akıncı'nın yüzünü gördüm bir kere. Ya batıl inanç o. Yani Akıncı'nın yüzünü gördün diye ölmem mi gerekiyor? Tövbe yarabbim, olur mu öyle şey? Kimin ne zaman öleceğini ancak Allah bilir. Gizem, hadi uyan. Gizem. İyice abi. İyice abi, sen niye maskeni çıkarıyorsun ya? Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Hem Akıncı olduğunu benden gizliyorsun... hem de beni öldürmek istiyorsun. Sen benden kurtulmak mı istiyorsun İyice abi? Ne çabuk benden sıkıldın İyice abi? Yoksa sen artık benden hoşlanmıyor musun İyice abi? Zeynepciğim. Müsait misin? Yılmaz bu. Yılmaz? Ne işi var bunun burada? Ya adam burada yaşıyor, ne işi olsun? Zeynepciğim, müsait misin? Seninle bir şey konuşacağım, çok önemli. Zeynep. Zeynepciğim mi? Bak Zeynepciğim diyor ya. Ben onu mahvederim he. Çabuk müsait değilim de, çabuk. Tamam. Çabuk gebertirim onu. Tamam, tamam. Yılmaz'cığım, şu anda hiç müsait değilim. Biraz işim var benim. İşin mi? Ne işin ya? Ben şey yapayım, yardımcı olayım bakayım. Nedir ya, geleyim mi? Saklanma. Nereye saklanma? Şu perdenin arkasına gel. Hadi. Çabuk yol.
bak sinirleniyorum, çok fena yaparım. Zeynep geliyorum, Zeynep. Zeynepciğim. Yılmaz. Zeynep, ne yapıyorsun sen? Ben sana yardımcı olayım, iş miş var dedim, ne var? Wow, burası bayağı bir dağınık. Sen bu kadar dağınık mıydın ya? Neyse. Ben yardımcı olayım sana. Ben çok hamaratımdır Zeynep. Hemen ortada toplarım. Yok, yok, gerek yok Yılmaz. Hayır, ben ısrar ediyorum lütfen. Ya gerçekten ben hallederim Yılmaz'ım. Yok, vallahi toparlayayım ortalığı. Ben dayanamam ya. Sen de yorulma. Hemen hallediveriyim burayı. Ne yapıyor bu manyak ya? Ulan defol git sevgilimin odasından. Yılmaz'ım, sen de konuşacaktın benimle. Ha evet. Zeynep, öncelikle bu gece olanlar için ben senden özür diliyorum. Yani gerçekten çok utanıyorum. Karşında böyle dururken bile utancımdan duramıyorum. Yani ben nasıl bu oyuna geldim anlamakta zorluk çekiyorum. Hep Murat, hep Murat. İnanır mısın? Bütün olaylar hep Murat'ın başının altından çıktı. Yılmaz'ım, bu gece ne oldu? Ya ne olacak? Operasyon bahanesiyle o iki kızı aldı, getirdi benim evime, odama attı. Ya ben nasıl bu oyunun parçası oldum? Olmak istemedim. Hayır Murat, yapma dedim. Sen çapkın bir insansın. Beni bu oyunun içine dahil etme. Gördün, elimde kapı kolu vardı. Ben nasıl kaçtım biliyor musun kapıdan? Ya Murat çok çapkın bir insan ya. Böyle bir erkek olamaz. Ulan Yılmaz, alçak herif seni. Doğru mu bu söylediklerin? Aa, Zeynep ben sana ne zaman yalan söyledim ya? Ya bu çocuk çapkın. Ben bile inanamıyorum ya. Arı gibi. Her çiçekten bir bal alayım. Demek öyle. Tabii, tabii. Ne yapıyorsun lan Yılmaz? Kızı zar zor ikna ettim zaten. Ben ailesine, evine bağlı bir erkeğim Zeynep. Ben aile ve yuva kurmak istiyorum. Lan ne yapıyor bu? Resmen Zehra'ya asılıyor. Vuracağım lan ben bu adamı. Tamam Yılmaz'ım. Biz bunları seninle sonra konuşalım. Tabii tabii. Zeynep, eğer yapılacak bir iş varsa ben yaparım. Hiç sıkıntı yok. Toplayayım ben ortalığı. Gerek yok Yılmaz'ım. Gerçekten konuşalım tamam mı? Tamam, büyük bir zevkle yapardım ben. Teşekkür ederim. İyisin değil mi sen? İyiyim, iyiyim. Tamam. Umarım kendimi doğru ifade etmişimdir sana. Bak Zeynep, kesinlikle ben tek eşli bir insanım. Aile, yuva kurayım istiyorum. Biliyorum, biliyorum. Konuşacağız, tamam. Konuşacağız. Öldüreceğim. Aç kapıyı. Ay, dur, dur, dur Siyahç. Ne yapıyorsun ya? Nasıl ne yapıyorsun? Öldüreceğim onu. Aç, bırak. Ama hayır. Bırak, öldüreceğim onu ya. Ya, bırak. Hayır. Sırası mı abi şimdi ya? Allah Allah, çabuk meşgulüm de şuna. Tamam. Melis'ciğim meşgulüm şu anda. Birazdan konuşalım mı? Zehra, seninle konuşmam lazım lütfen. Ya ne olabilir ki bu kadar önemli konuşacak? Konuşmam lazım, konuşmam lazım ya. Bir dakika. Sana Zehra mı dedi? Ben mi yanlış duydum? Ya Ziya'cığım, Melis benim Zehra olduğumu biliyor. Biliyor mu? Ya söylemek zorunda kaldım. Söylemek zorunda kaldım. Hayır, ona söylemek zorunda kaldım, bana söylemek zorunda kalmadın değil mi? Önce ona söyledi, sonra ben öğrendim değil mi? Başka kim biliyor acaba benden önce? He? Şu Meczup Azmi Bey de biliyor mu acaba benden önce? Ya saçmalama Ziya. Zeyda! Ya hadi sen saklan bir yere lütfen, lütfen. Üf, ne ya, bileyim ya. Dolma, dolma, dolma. Hadi, hadi Ziya, dolma. Hadi. Çabuk atlat onu. Benim seninle konuşmam lazım. Ya tamam canım, geçti geçti. Zehra, lütfen ne olur bana her şeyi anlat. Ya sen oradan nasıl kurtuldun benim aklım ermiyor. Yüzün nasıl değişti? Ya maskeli kızına yar oldun, nasıl oldun? Ne olur bana her şeyi anlat, ben sabaha kadar uyuyamam. Melis'ciğim,
Yarın anlatsam olur mu? Zehra, ne olur. Bak, uyuyamam gerçekten. Benim her şeyi bilme ihtiyacım var. En kısa detayına kadar, ayrıntısına kadar anlat, tamam mı? Lütfen. Ben gerçekten hiç müsait değilim. Zehra? Zehra, bu odanın hali ne böyle? Sen hiç böyle bir insan değildin. Aa, bak şunları toplayalım birlikte. Sonra bana anlatacaksın, tamam mı her şeyi? Ya, gerek yok, ben yaparım. Sen de bir ses duydun mu? Yok, yok duymadım. Ah, dışarıdan gelmişti. Çok ses var dışarıda. Ya bak Zehra, çok dikkatli olmalıyız, tamam mı? Murat komiser senin peşinde. Ha, biliyorum, biliyorum Melis'ciğim. Ya adam inatçının teki çıktı, sürekli maskeli kızı soruyor. Ya aynı rahmetli Ünsal eniştemiz gibi. O nasıl kafayı kertenkeleye taktı, bu da maskeli kıza taktı. Biliyorum, biliyorum. Murat gerçekten onun kafası hiç iyi değil, biliyorum Melis'ciğim. Tamam, ama yine de çok dikkatli olalım, tamam mı? Her an karşımıza çıkabilir. Melis'ciğim, ben toplarım. Ya tamam, ben bunları koyayım dolaba. Sen şu arkadakileri topla, hadi. Melis'ciğim, gitme. Tamam, tamam. Dolaba gitme, gitme, dolaba gitme. Ya topla işte onları, hadi. Açma. Murat komiser. Ne haber? Eyvah, yakalandık. Merak etme Melis'ciğim, ben halledeceğim. Pis sapık, senin orada ne işin var? Sapık mı? Sen benim dolabıma gizlenip de ne yapmayı amaçlıyorsun pis sapık? Gizlenip mi? İyi de dolabına beni sen soktun ya. Ya bir de iftira atıyor ya, sapığa bak sen. Sapık mı? Bir dakika ya. Bir dakika, olmaz öyle. Sen soktun beni odana. Dolabının içine de sen soktun, odana da sen soktun. Ya bir saniye ya, ne oluyor burada? Ya Zeynep'ciğim, Murat komiser ne diyor? Gerçekten o dolaba sen mi soktun? Aa, iftira atıyor Melis'ciğim. Vallahi iftira değil Melis. O dolaba gir dedi, ben de girdim dolaba. Nasıl ya? Zeynep, gerçekten Murat komiseri dolaba sen mi soktun? Ya Melis'ciğim, bana inanmıyorsun da şu adama mı inanıyorsun? Allah aşkına şunun tipine bak, hiç güvenilir bir adam mı bu? Vay be. Demek şimdi böyle oldu ha? Az önce beni, seni çok özledim diyordun bana. Ne? Evet Melis, evet. Kuzenin bana sırılsıklam aşık, itiraf et. Hayır, olamaz bu ya. Ya ben sana inanmıştım ya, inanmıştım. Sen niye benim duygularımla oynuyorsun? Ya Melis, sen ne diyorsun? Sen Zehra değilsin. Zehra olsaydın başka bir adamla bir işin olmazdı senin. Seni Yılmaz komiser şikayet edeceğim. Dur, dur, dur. Dur Melis'im, ne olur dur. Ben sana her şeyi anlatacağım. Ya daha ne anlatacaksın ya? Her şey ortada işte. Değil. Ben sana her şeyi anlatacağım. Bir izin ver. Ya her şeyi anlatacakmış, her şeyi. Ne anlatacaksın acaba? Ya siz ikiniz ne çeviriyorsunuz ya? Melis, gerçekten her şeyi açıklayacağım. Sen anlat. Yok, sen anlat. Ya senin anlatman daha doğru olur. Hayır, senin kuzenin, senin de anlatman daha doğru olur. Lütfen hadi. Aa, yeter ya. Sen anlat, sen anlat. Biriniz anlatın işte. Melis'ciğim, ben teknik olarak Ziya'yı hiç aldatmadım. Ha, öyle mi canım? O zaman bu adam kim? Ziya mı? Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Aslında evet, yani tam da göründüğü gibi Murat komiser eşittir Ziya. Ne? Evet Melis'ciğim, Ziya ben, merhaba, nasılsın? Pardon. Merhaba. Ne haber? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yo yo, hiç dalga geçmiyoruz. Şimdi Melis'ciğim şöyle olmuş. Hani ben yüzleşme operasyonu geçirdim ya. Aynı operasyonu Ziya da geçirmiş. Ben de bunu tam olarak şimdi öğrendim. Yani sen kapıdan girmeden tam önce öğrendim bunu. Ziya. Zehra. Ziya. Zehra'm. Ay yok. Ay bana bir şey. Bayıldı.
Alıştıra alıştıra söylemiyorsun ki. Pat diye ziya dedin, bayılttın kızı ya. Dediğim gibi icabı. Seninle evlenemem. Daha önce de söylemiştim. Polisin aradığı biriyle hayat kurmam mümkün değil. Ben sensiz yaşayamam Gizem. Bana bunu yapma. Ben seninle evlenip güzel bir aile kurmak istiyorum. Tamam o zaman. Bunun tek bir çözümü var. Bu kostümü çıkaracaksın, bir daha da hiç giymeyeceksin. Akıncı olmayacaksın icabı. Böylece polis de seni aramayacak. Söz veriyor musun icabı? Akıncı olmayı bırakacak mısın? Gizem, aile kurmak benim için akıncı olmaktan daha önemli. Biliyordum. Biliyordum. Beni seçeceğini biliyordum. O zaman barıştığımıza göre bir saniye. Bu yüzüğü de parmağına takabilirim. Evet. Evet, bak. Ay. Ay, bu deli Kenan damadıma bir şey yaparsa ben ne yaparım? Ay, damadım başına bir şeyler gelirse, bir fenalık yaparsa ben yaşayamam. Ay damadım. Ay. Bir daha hiç ayrılmayacağız değil mi sevgilim? Hiç ayrılmayacağız sevgilim. Ay görüyor musun sen? Sonunda benim kızım da anladı Akıncı'nın doğru kişi olduğunu. Allah'ım sana çok şükür olsun ya Rabbim. Kızım Hicabi değil, Akıncı'yı seviyor. Ya Hicabi, hadi çıkar şu maskeni. Bir gören olmasın Gizem. Hadi Hicabi, çıkar şu maskeyi. Akıncı falan olmayı da bırak. Ay, niye Akıncı olmayacakmış ki damadım yani? Ay, bu benim kız çok âli. Ay, neyse canım. Ben sonra damadımla konuşur, onu bir güzel ikna ederim. Beni de hiç kırmaz. Ya hadi çıkar. Bir daha da takma. Tamam Gizem. Maskemi çıkarıyorum. Bundan sonra Akıncı olmayacağım. Ay, ilk defa damadımın yüzünü göreceğim. Hayır olamaz. Yani bu müessin Akıncı olamaz. Ay hayır. Hayır hayır. Hadi hemen evlenelim Hicabi. Ay. Kızımın o müessinle evlenmesine asla izin vermeyeceğim. Allah Allah. Bu saatte kim ola ki bu ya? Alo. Şey, Yılmaz komiser, ben Ayla, Gizem'in annesi. Ayla Hanım? Yılmaz komiser, ben Akıncı'nın nerede olduğunu biliyorum. Hemen gelin, hemen tutuklayın onu. Bir dakika, Akıncı mı dediniz? Evet, Akıncı. Bizim mahalledeki koruluğun orada. Yalnız kaçmadan hemen gelin. Yakalayın, hadi çabuk. Ulan Akıncı, bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Senin sayende kertenkeleyi de yakalayacağım ben. İkinizi var ya, kodese tıkacağım. Böyle kafanızı, gözünüzü yaracağım ulan bu sefer. Kızımla evlenmene asla, asla müsaade etmeyeceğim. Alo İsmet, dinle beni kardeşim. Bu eski Pınar Mahallesi var ya, Akıncı'nın orada olduğuna dair ihbar geldi. Kardeşim bak, sen ekipleri oraya hızlıca yolla. Ben de hemen geliyorum. İsmet, dikkat edin ha. Hadi kardeşim. Hadi Melis. Ay. Başarabilirsin. Melis'ciğim, iyi misin? Ya ben de akıl mı bıraktınız ya? Bana bakın.
Siz ikiniz beni kandırmıyorsunuz değil mi? Ya haklısın, her şeyi çok hızlı öğrendin. Melis'ciğim, istersen seni odana götüreyim mi? Melis, bu öğrendiklerini kimseyle paylaşmazsın değil mi? Ya ben ne öğrendim ki? Sen Zehra, sen de Ziya'sın öyle mi? Buna kim inanır ki? Akıncı, teslim ol. Hicabi. Korkma güzel. Akıncı, yüzünü dön. Ya kime diyorum, yüzünü dönsene. Hicabi. Vallahi de billahi de biliyordum ya. Müezzin şifre değildi. Müezzin sendin. Ulan Hicabi, sen var ya sen. Seni çakal seni. Ay, 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 ay. Tutuklayın şunu. Komiser Bey, kızımdan uzak dursun. Anne. Yani Ayla Hanımcığım, size de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Eğer Hicabi ihbar etmeseydiniz biz hayatta yakalayamazdık. Ya düşünebiliyor musunuz ya? Akıncı Hicabi. Olacak iş değildi ya. Kızımın onunla evlenmesine müsaade etmem asla. Şimdi efendim o kadarını ben bilemem artık aranızda. Anne bana bunu nasıl yaparsın ya? Nasıl Akıncı'yı ihbar edersin? Üzgünüm kızım. Yani Hicabi'nin Akıncı olduğunu öğrenince işler değişti. Akıncı'nın damadım olmasına müsaade etmem. Hicabi efendi. Akıncı, bitti. Oyun bitti. Final, buraya kadar. Bırak, hadi abi. Hadi abi, götürün bunu. Hadi abi, hadi, hadi Akıncı. Ya hadi, hadi abi. Şimdi Ayla Hanımcığım, siz de benim arabaya geçin. Ben de geliyorum. Hadi Gizemciğim, Gizem. Hadi, hadi Gizem. Arkadaşlar hadi. Hadi Akıncı. Bırak romantiği. Geç oldu. Hadi abi götürün.
Beni çok beklettin. Aa. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapayım, seni bekliyorum. Ay, gel bakayım sen şöyle buraya biraz çık. Aa şey, kapıyı kilitleyelim artık. Yeter, çok sıkıldım. Sabahtan beri... Yani anladın sen onu. Ha, oldu mu? Aa, oldu tabii, gel. Gel. Çok özledim seni. Allah'ım yarabbim, sırası mı şimdi ya? Yılmaz. Ne yapıyor? Adam kabus. Adam kabus. Efendim Yılmaz. Ya oğlum neler oldu neler lan? Ne olduysa oldu oğlum ya. Allah Allah, gecenin körü niye arıyorsun, beni rahatsız ediyorsun ya? Oğlum uzun zamandır peşinde olduğumuz suçluyu yakaladık. İyi Yılmaz, tamam, aferin, bravo sana. Getireceğim ben plaketini yarın sana. Hadi öpüyorum, görüşürüz, hadi bay bay. Bir dakika oğlum. Ha, kimi yakaladığımı sormayacak mısın? Tamam Yılmaz, tamam. Kimi yakaladın? Hadi söyle de kapat telefonu, uyuyalım artık. Oğlum, Hicabi'yi yakaladık, Hicabi'yi. Hicabi'yi mi yakaladın? Tabii oğlum, Hicabi'yi yakaladık. Yılmaz, sen kafayı mı yedin oğlum? Ha? Hicabi'yi niye yakalıyorsun? Ha? Manyak mısın sen? Niye yakalıyorsun Hicabi'yi? Müezzin adamı niye yakalıyorsun sen ya? Bırak onu, çabuk sal, evine gitsin adam. Ah ulan ah. Ortak, bu Hicabi var ya, hepimizi çok fena keklemiş oğlum. Ne demek istiyorsun Yılmaz? Oğlum müezzin şifre değilmiş. Müezzin Akıncı. Hicabi Akıncıymış oğlum, Akıncı. İnanabiliyor musun lan? Ne? Hicabi Akıncı mı çıktı? Saçmalama Yılmaz. Hadi. Hadi hemen Hicabi'yi bırakıyorsun, tamam mı? Hadi salıyorsun çabuk. Hızlı hızlı. Bak şimdi biz emniyete gidiyoruz, tamam mı? Sen de bu tarihi anı kaçırma derim. Hadi atla gel. Hadi görüşürüz. Hadi arkadaşlar, hadi. Hayır. Alo. Yılmaz. Vay be. Akıncı Hicabi miymiş ya? Hicabi'yi hemen kurtarmam lazım. Hicabi'yi hemen kurtarmam lazım Zehra. Akıncı Hicabi'ymiş ya. E sen de kertenkele çıktın. Artık hiçbir şey şaşırtmaz beni. Kurtarmam lazım Hicabi'yi. Tamam canım, sen git Hicabi'yi kurtar, ben seni burada beklerim. Ya Ziya, ben çok acıktım. Bana gelirken acılı şalgam, bir de Adana dürüm yaptırıp gelsene. Adana dürüm? Hı. Tamam sevgilim, tamam. Buradan pencereden gel. Bir dakika, zaten telefonu unuttum. Hadi öpüyorum. Arayacağım seni. Tamam. Ziya, dürümü unutma ya, gözünü seveyim. Tamam aşkım, tamam. Ne oldu Akıncı? Öyle oturuyorsun orada. Nasıl yakaladım ama seni? Tam böyle aksiyonun içinde ensene bindim. Ayla Hanım. Vallahi size de teşekkür ederim. İhbarınız olmasaydı ben Akıncı'yı yakalayamazdım yani. Ay rica ederim Yılmaz Komiser. Tek isteğim kızım Hicabi ile evlenmesin. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Hiç endişelenmeyin. En az 20 yıl yer Akıncı. Merak etmeyin Ayla Hanım, biz Akıncı'yı içeri tıkınca İzem de onu unutur yani. Unutur. Hicabi'yi asla unutmayacağım, asla. Hicabi, ne oluyor burada? Murat, ne olur kurtar Hicabi'mi. Yılmaz, Hicabi'yi neden kelepçeledin? Kafayı mı yedin oğlum sen? Oğlum ne diyorsun lan? Ne Hicabi'si? Akıncı işte. Yakaladık Akıncı'yı. Görmüyor musun? Oğlum sen kafayı mı yedin? Çabuk çöz Hicabi'nin elleri. Nasıl akılcı değil lan? Kör müsün oğlum? Akıncı işte burada oturuyor. Görgü tanıklarımız da var. Sor. Ayla Hanım buyurun. Ben kulaklarımla duydum. Kızımla konuşurken ben Akıncı'yım dedi. Yanlış duymuşsun annişim. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Bak. Gördün işte Yılmaz. Yanlış bir anlaşılma var burada. Hadi çöz. Hadi abicim çöz Hicabi'nin ellerini hadi. Çünkü elinde hiçbir delil yok. Ayla Hanım'ın şahitlerini de kullanamayız, tamam mı? Çünkü Ayla Hanım kızının Akıncı ile evlenmesini istemediği için yalan söylüyor. Yalan söylediği için de Gizem'le Hicabi evlenemez. Ayırmak istiyor onları. Evet.
Annem hep uydurur zaten. Niye uyduracağım canım? Siz ikiniz kendi aranızda konuşuyordunuz ya hani kuruluğun oralarda. Ne konuşmuşuz? Hicabi Akıncı değil, tamam mı? Ne demek Akıncı değil lan? Kardeşim. Sen Akıncı değil misin? Delikanlı gibi söyle. Hadi Hicabi. Akıncı olmadığını söyle de hadi gidelim buradan. Nereye bak? Hicabi. Hadi güzel kardeşim. Yılmaz komisere Akıncı olmadığını söyle. Hadi sen Hicabi. Tabii. Söylemesine ne gerek var? Çünkü o da biliyor ki Akıncı olmadığını. Değil mi Hicabi? Konuşsana Hicabi. Konuşsana. Hadi Yılmaz. Ver şu anahtarları Yılmaz. Yılmaz ver şu anahtarları. Anahtar, anahtar vermem çekilini ya. Bırakır mısın ya? Bana bak, ver şu anahtarı. Ya. İşte burada. Burada lan. Hicabi. Hadi be güzel kardeşim. Hadi uzat ellerini çözeyim. Ay, ay Yılmaz komiser ne oluyor burada ya? Ay siz bunu yakaladınız ya. Bir şey yapın. Hayır anne. Akıncı'yı yakalamadılar. Deliller yetersiz. Hicabi Akıncı olduğunu söylemedi ki. Ay ne demek deliller yetersiz? Zaten hiçbir suçlu suçlu olduğunu söylemez ki. Ay bu ne saçmalık? Allah aşkına bir şey yapın Yılmaz Bey. Hayır Murat. O kelepçeyi çözersen, onu serbest bırakırsan sen de suçun parçası olursun. Ben böyle bir şeyi affetmem. Akıncı'yı serbest bırakamazsın. Hayır. Ne Akıncı'sı oğlum ya? Allah Allah. Akıncı falan değil o. Hicabi o. Benim kardeşim o ya. Hicabi hadi kardeşim. Uzat şu ellerini çözeyim hadi. Uzatmam. Ne demek uzatmam ya? Hadi uzat şu ellerini. Akıncı ne olursa olsun yalan söylemez. Yılmaz komiser. Hı. Akıncı benim. İşte bu! İşte bu, bu işte bu. Ben yakaladım Akıncı'yı, ben yakaladım canım. İnanır mısın biliyordum. Müezzin şifre değildi. Sendin. Ben yakaladım. Olayın üstündeydim. Takip ettim. İhbar aldım. Ve ben yakaladım. Ne yaptın Hicabi sen? Ne yaptın? Kusura bakmayın hocam. Yalan söyleyemezdim. Hicabi bana bunu nasıl yaparsın ya? Gizem. Akıncı asla yalan söylemez. Üzgünüm. Ay Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim sonunda Hicabi'den kurtuldum. En az 20 yıl yer. Yemezse yanına yatar. Oh, umarım diyette değilsindir. 20 yıl yahu. Ömür yetmez. Hop 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 bir dakika ya. Nasıl 20 yıl ya? Ne yaptınız? Adam mı öldürdü bu ya? En fazla 2 yıl. 2. Ne? 2 yıl mı? Oh be, 20 yıl değil en azından. Sevgilim, sen merak etme. Ben seni 2 yıl beklerim. 2 yıl mı? 2 yıl mı? En az 20 yıl yer ya. Saçmalama ya. Ben hukuk biliyorum. En fazla 2 yıl. 20 yıl. 2 yıl yer en az. 20 yıl yer oğlum. Ulan ben bu işi biliyorsam en fazla 2 yıl yer bu adam. 20 yıl. Ne oluyor burada? Amirim. Amirim. Ben Akıncı'yı yakaladım. Murat yakalayamadığı için çamura yatıyor. Aramızda böyle tatlı bir çekişme var. İşte burada. Kendisi oturuyor öyle efendi efendi. Hicabi? Ne saçmalıyorsun Yılmaz? Hicabi'den Akıncı mı olur? Amirim Akıncı kendisi. Görgü tanıklarım var. Yeminle diyorum ya Akıncı. Ensesinden yakaladım. Olay mahallinde suç üstünde yakaladım ya. Murat, doğru mu oğlum bu?
Maalesef amirim. Hicabi. Kalk kalk ya, kalk ya. Buyurun amirim. Gerçekten de Akıncı sen misin Hicabi? Evet amirim, benim. Akıncı. Akıncı kardeşim benim. Akıncı evladım, sen bizi yanlış anladın. Bizim derdimiz seni yakalayıp gözaltına almak değildi. Sen bunca zaman bizden boş boşuna kaçıp durdun evladım. Biz seninle sadece tanışmak istedik. Yoksa bizim derdimiz seni yakalayıp kovalamak değildi. Bir dakika amirim, ne yapıyorsunuz siz ya? Ne oluyor burada ya? Suçlu bu adam ya. Yıllarca peşinden koştuk bunun. Gece demedik, gündüz demedik. Kabuslarıma kadar girdi ya. Ne suçlusu Yılmaz? Akıncı bizim kahramanımız. Akıncı mazlumların dostu, zalimlerin can düşmanı. Akıncı yolda kalanın, darda kalanın tek dostu. Akıncı bir halk kahramanı lan! Ya halk kahramanı da biz bu adamı 2 yıldır sabah, gece, gündüz kovalıyoruz amirim ya. Biz neyin kahramanıyız ya? Ben neyin kahramanıyım ya? Ben amirim ya. Perişan oldum, ailemi göremedim ya. Teveccühünüz amirim. Ne teveccühü? Bırak artık bu tevazuyu Hicabi. Sen bizim kahramanımızsın. Maskendeki o hilale kurban olayım senin. Kardeşim. Canım benim. Derhal çöz Akıncı'nın ellerini. Ya... Kusura bakmıyorsun Akıncı, bak. Hiç olayları kişisel algılama. Biz de işimizi yaptık. Öyle darılmak, gücenmek yok. Seviyoruz biz seni. Olur böyle şeyler Yılmaz komiser. Akıncı. Alnındaki hilale ben de kurban olayım. Gel bir öpeyim seni alnımda. Darılmak yok, tamam. Kişisel alma sakın hiçbir şey. Sakın. Bana bir izahatte bulunun. Ne oldu annişim? Biraz önce gülüyordun ama. Bak, son gülen iyi gülermiş. Bu arada ne içersin Akıncı kardeşim? Amirim ben zahmet vermeyeyim, sağ ol. Ya ne zahmeti? Buraya kadar gelmişsin. Hiç öyle şey olur mu? Madem öyle, o zaman ben bir açık çayınızı içerim. Yılmaz oğlum, koş 2 tane çay kap. Benimki de demli olsun. Yılmaz, bana da bir orta şekerli Türk kahvesi. Hadi abicim. Hadi abi. Bana da bir markido sade. Ay madem öyle, ben de bir karamel mohiyatı olayım. Vay be. Demek Akıncı sensin. Senin Akıncı olmana çok sevindim. Sen dini bütün, ehli müslin, dürüst, cesur. Senin gibi bir kahramana gerçekten ihtiyacımız vardı. Eyvallah Yılmaz'cığım, suyunu koymamışsın ama idare edeceğiz artık. Bundan sonra önemli operasyonlarda senin de katkılarını bekliyoruz Akıncı. Teşekkür ederim abim. Seve seve. Emniyet teşkilatının emrindeyim efendim. Yılmaz, seni de bilmeni istiyorum. Akıncı kardeşimiz bundan sonra bizimle birlikte olacak. Bizimle birlikte olacak derken? Yani... Evet, şöyle söyleyeyim. Murat komiser ve Akıncı önemli operasyonlarda birlikte olacaklar. Sen de onlara destek olacaksın. Tabii ki amirim, ne demek? Beraber iyi bir takım olacağımıza inanıyorum ben de. Bana böyle bir imkan verdiğiniz için Allah sizden razı olsun amirim. Ne demek Hicabi? Sen bizim veli nimetimiz. Artık evlenmemizin önünde bir engel kalmadı değil mi Gizemciğim? Madem ki Akıncı olduğunda gözaltına alınmayacaksın... ...o halde Akıncı olabilirsin Hicabi. Böyle bir damadınız olduğu için gurur duymalısınız Ayla Hanım. Siz Sayın Akıncı,
Nişanlınız Gizem Çakır'ı hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmaksızın kendi öz iradenizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Hadi sen evladım. Evet. Bu arada şunu da unutmadan söyleyeyim. Akıncı'nın kimliği bir devlet sırrıdır. Ve bu odadakiler bu bilgiyi asla hiç kimseyle paylaşmayacaklar. Tabii amirim. Burada olan burada kalır. Çıkmaz. Benden çıkmaz şahsen. Bu aramızda küçük bir sır amirim. Merak etmeyin. Kimseye söyleme. Ay başıma gelenler. İyi o zaman anlaştık. Amirim her şey için teşekkür ederim. Çaylarımızı da içtik. Siz daha fazla rahatsız etmeyelim. Bize müsaade. Estağfurullah Hicabi, ne demek? Geç kardeşim, geç. Bundan sonra zaten birlikteyiz. Tamam mı? Tabii ki. Hayırlı olsun güzel kızım. Mutluluklar dilerim. Sağ olun amicim. İyi akşamlar Ayla Hanım. Abi, iyi akşamlar kardeşim. İyi akşamlar hocam. Evet çocuklar, bundan sonra çok daha güçlüyüz. Ne de olsa artık Akıncı da bizimle. Evet amirim, bundan sonra kimse bizi yıkamaz. Akıncı, ben sahadayız. Suçlular korksun bizden amirim bu saatten sonra. Yılmaz ve Akıncı ya da Akıncı ve Yılmaz, güzel. Yürürüz biz buradan, yürürüz. Oğlum aram buran oynamasın, döneklik yapma. Ne diyorsun oğlum sen ya? Benim içimde her zaman Akıncı'ya karşı bir sevgi, sempati vardı. Ama biraz böyle manipüle edilmem lazımdı. Hadi oradan be. Biz niye göremedik hiç? Döneksin oğlum işte, bal gibi döneksin. Şunun ağzının ortasına çarparım, sus artık sen yeter. Gel. Abi, dosya şimdi emniyet istihbarattan geldi. Tamam, sen çıkabilirsin. Amirim hayırdır? İkisi de yaşıyormuş. İkisi de derken? Kertenkele ve Zehra. Ne? Olaya bak. Ben biliyordum amirim. Söyledim. Söyledim sana 100 defa. Kimse inanmadı bana amirim. Olaya bak. Ne iş arkadaş ya? Hicabi'nin Akıncı çıktığı şokunu üzerinden atamadan Zehra ile Kertenkele'nin yaşadığını öğreniyorum arkadaş. Ama ben sana demiştim. Ben sana dedim. Tamam mı kardeşim? Bu maskeli kız Zehra Şanlı, ay yıldızlı adam da Kertenkele diye. Ama sen bana hiçbir zaman inanmadın. Ya o değil de şimdi emniyet müdürü diyor ki gidin bunları yakalayın getirin. Ya yakalayın getirin en kısa sürede de nasıl yakalayıp getireceğiz? Acaba diyorum ki bu senin müezzin Akıncı bize yardımcı olur mu? Gerçi benimki de soru. Akıncı müezzin niye bize yardımcı olsun? Niye gitsin Ziya hocasını şikayet etsin, ele versin? Nasıl yakalayacağız birader bunları? Yüzlerini de değiştirmişler. Hayır, ikisi birden yüzünü değiştirmiş. Bari birisi yüzünü değiştirmemiş olsaydı o kanal üzerinden giderdik. Şimdi yüzünü acaba komple mi değiştirdi? Kulak mı aynı, burun mu aynı bilmiyorum ki. Komple yüz mü taktılar buna? Oğlum sen niye konuşmuyorsun lan? Emniyetten buraya gelene kadar ağzını bıçak açmadı ya. Neyin var senin oğlum? Ha? İyi misin? Ne diyeyim ki ben sana Yılmaz? Ha? Ne diyeyim? Allah'ım ya Rabbim ya. Sen bana hiçbir şey deme birader. Öyle mal mal mal. Olayları ben çözeceğim. Kardeşim hadi. İyi geceler. Eşlik ettiğin için çok sağ ol. Tamam mı? Hadi. Hadi iyi geceler. Eyvallah. Ne yapacağız şimdi ya? Tam birbirimize kavuşmuşken bu da nereden çıktı? Kardeşim. Geç oldu da hadi. Hadi iyi geceler. Polise yakalanmamalıyız. Yoksa ikimizi de içeri atarlar.
Murat. 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 Heh, ne oldu? Duymadım ben, anlamadım. Birader, duymazsın çünkü dinlemiyorsun. Kulağın, kafan burada değil. Diyorum ki geç oldu. Evin, yurdun yok mu senin ya? Bas git hadi, geç oldu bak, yol uzun. Tamam oğlum, gidiyoruz. Yemedik evine ya. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler Murat, hadi. Oğlum gidiyorum dedim ya. Ya hadi abi, hadi. Bak bana sesini yükseltme, ümünü sıkarım seninle. Tamam kardeşim, iyi geceler. Hala üstüne. Hadi abi. Hadi abi. Ulan çakal. Ben bilmiyor muyum senin gelip burada Zeynep'i görmek istediğini? Açar mıyım lan ben sana bu kapıyı? Sabaha kadar nöbet tutacağım. Ulan polisin ikimizin de peşinde olduğunu ben Zehra'ya nasıl söyleyeceğim şimdi? Of lan, of! Haydi bismillah. Ne yaptın? Kurtardın mı Hicri abiyi? Kurtardım bir tanem. Kahraman sevgilim benim. Nerede benim dürümle şalgam? İnanmıyorum ya. Unuttun mu yoksa? Ne oldu Ziya? Bir şey mi oldu? Zehra. Ne oldu Ziya? Polis ikimizin de yaşadığını biliyor. Yılmaz peşimizde. Çok dikkatli olmalıyız bir tanem. Çok. Duyuyorum biliyor musun? Vallahi uyurum. Ulan siz ayrılmamış mıydınız ha? Ne zaman barıştınız da? Yok anneciğim, ne ayrılması? Olur mu öyle şey? Ben hiç abisiz yaşayamam ki. Kızım. Ha sen ben Akıncı'yla evleneceğim demedin mi ha? Bu şimdi yaptığın nedir da? Bu çocuk oyuncağı mıdır? Bir Akıncı'yla evleneceğim diyorsun. Bir Hicabi'yle evleneceğim diyorsun. Bu nedir da? Ulan oğlum. Senin Meryem'e yaptığın reva mıdır ulan? Ha? Üzdün kızı. Ben ne yaptım baba? Elinin karını yaptın. Ulan süsle aynanın kızı Akıncı'yla evlenecekti. Sen de Meryem'le evlenecektin ha? Bu kız ne yapacak ha? Kızım üzülme, bu da gelir geçer ha? Ya enişteciğim ne üzülmesi ya? Mutluluktan havalara uçuyorum. Akıncı sonunda bana kaldı. Ne? Ben Akıncı'ya vuruldum teyzeciğim. Bundan sonra hicabı sadece beşik kertmemdir benim. Akıncı'ya mı vuruldun? Evet teyzeciğim. Ulan kızım. Abi seninle hicabinin arasını bulmak için bu kadar uğraştık. Boşuna mı uğraştık da? Ay olur mu öyle şey teyzeciğim ya? Hicabı benim beşik kertmemdir. Dünya ahiret yani. Huy. Huy. Hadi kalk. Kalk kalk sarılayım sana. Kalk kalk sarılayım.
sarılalım, gel. Mantıklı. Sana ömür boyu mutluluklar dilerim Gizemciğim. Allah bir yastık da kocasın inşallah. Amin Cuncuğum. Darısı senin başına. Hadi inşallah. Asiye, ha burada neler oluyor iyi. Sami efendi, vallahi ben hiçbir şey anlamış değilim da. Baba, anne. Hadi herkes mutlu olduğuna göre artık kahvaltı hazırlayalım. Kahvaltıya geçelim ha. Durun. Bir fikrim var. Şimdi hepimiz Zeynep'in kafesine gidelim ve kahvaltıyı orada yapalım. Mantıklı. Olur be kankacığım, seni mi kıracağım? Hadi gidelim. Hadi Cuncuğum. Hadi. Demek yaşıyor. Biliyordum ya. Yaşadığını biliyordum o sahtekarın. Sahtekar. Sahtekar kertenkele. Sahtekar imam. Gerçek imam benim. Ya baba bir sakin ol Allah aşkına. Yakalayacağız kertenkeleyi. Ya sus, saygısız. Hissediyorum ya. Evet evet. Hissediyorum o buralarda bir yerde. Kokusunu alıyorum onu. Evet evet o buralarda bir yerde. Onu bir yakalayayım var ya. Anında cezasını keseceğim. Mendebur meyveretsiz sahtekar. Ya babacığım. Hem görsen nasıl tanıyacaksın ki? Adam suratını değiştirmiş. Karışma saygısız. Ben hissederim. Ben hissederim. Onun kokusundan, onun kötü enerjisinden hissederim onu. Murat evladım. Bu... Kertenkeleyi ne zaman yakalayacaksınız? Ne? Kim? Kertenkele. Kertenkeleyi... Baba. Bana niye sormuyorsun ya? Ben yakalayacağım işte. Çok yakında yakalayacağım. Bana sor. Niye ona soruyorsun? Bana sor ya. Konuşma saygısız sen. Konuşma. Zehra da maskeli kız olduğuna göre... ikisi birlikte takılıyorlar bence. Ulan bin yıl düşünsem yemin ediyorum Zehra'nın maskeli kız olduğu aklıma gelmez. Onu da yakalayacağız birader. Onu da yakalayacağız. E abi o da suratını değiştirmiş. Onu nasıl tanıyacaksın? Bence bunların ikisi buradan kaçtılar. Yani polis peşlerindeyken neden burada dursunlar ki? Değil mi ama? Yani... kuzenim Zehra ve Kertenkele kesin yurt dışına çıktılar. Kesin. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Yani... şöyle seni dinleyince Melis, kuzenin Zehra ile telefonda görüşmüş gibisin. Görüştün mü? Ne dedi? Nerede şu anda? Bir bilgi vermiştir kesin. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Telefonla görüştüğünde sana ne dedi? Buradalar mı Melis? Çabuk söyle, buradalar mı? Ya Yılmaz, aa, saçmalama ne alakası var canım? Ben Zehra'yı falan görmedim. Hem görsem nasıl tanıyacağım? Yüzü değişti diyorsunuz. Allah Allah. Melis, beni dinle. Bak. Eğer sen de suçluya yardım ediyorsan, suçun parçası oldun demektir. Aa, sonra ben Yılmaz söylemedi, haberim yoktu, suç olduğunu bilmiyordum. Olmasın lütfen. Demedi, deme. Ben burada söylüyorum. İkisi buradalar, hiçbir yere gidemezler. Diyeceksiniz ki niye? Çünkü bütün sevdikleri burada da onda. Konuşma saygısız. Sen kertenkeleyi yakala, Zehra'nın peşini bırak. Zehra'nın suçu yok. Onu suça kertenkele bulaştırdı. Aşağılık, sahtekar. Ya baba olur mu öyle şey şimdi? Senin söylediğin de bir defa hani... O ne konuşuyor hayırsız ya? Zehra bizim kızımız. Onu kertenkeleliğinden kurtarın. En kısa sürede kertenkeleyi yakalayıp adalete teslim edeceğiz Azmi Bey. Siz merak etmeyin. Evet. Sana güveniyorum Murat evladım. Zehra kızımı kurtar. Ay lütfen Murat komiser. Benim zavallı kuzenim Zehra'yı o kötü adam kertenkelenin ellerinden kurtarın. Lütfen. Zeynep, ayıp olmuyor mu? Zeynep Hanım. Kertenkele meselesi bende. Zehra Hanım'ı ben kurtaracağım. Murat değil. Didem Hanım geldiler. Aa, hemen 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 al içeri. Didem mi? Evet, Didem Hanım.
Murat'ın çok yakını. Çağırayım, yanında bulunsun kahvaltıda. Murat da zaten böyleler. Afiyet olsun. Didem, geç, geç. Açsındır. Hemen otur, bir şeyler ye. Hoş geldin kızım. Merhaba Murat'cığım. Aa, merhaba Didem. Murat'cığım mı? Oo. Didem, biz de Zehra ve Kertenkele ile ilgili konuşuyorduk. Şu Zeynep'in ölen kuzeniyle sevgilisi dedi mi onlar? Ölmemişler. Yaşıyorlarmış. Ve çok yakınımızdalar. Bütün mahalleliye söyledim. Herkes gözünü dört açsın. Sen de Didem. Böyle bir bakarak ol. Tamam mı? Tamam tamam, hiç merak etmeyin siz. Ya uşaklar, bu kertenkele yaşarmış ha. Ya nasıl olur bilemedim ha. Abi, yüzü de değişmiş diyorlar. Ana, benim derhal kaçmam lazım. La yalnız onun yüzü mü değişmiş? Zehra'nın yüzü de değişmiş. Zehra da yaşaymış. Aa. Ya. Ne? Zehra da mı yaşıyor? Bu Yılmaz komiser var ya arkadaşlar. Dedi ki, Zehra'yla kertenkeleyi görürseniz muhakkak bana haber verin dedi. Abi, şimdi bunlar yüzlerini değiştirdilerse biz görsek nasıl tanıyacağız? Vallahi onu bilemedim. Nici abi, duydun mu? Zehra yaşıyormuş. Evet Gizem, ben de çok şaşırdım. Ziya Hocam bana öyle söyledi ama... Ziya Hocan mı? Murat komiser işte ya. Hicabi, abi, gözün aydın. Ha? Ziya Hocan yaşarmış. Ula Hicabi abi, ha senin bu öve öve bitiremediğin Ziya Hocan kertenkele mıdır? O müdür? Bizimkiler araştırmışlar Murat. Zehra'nın yüzünü değiştirdiği hastaneyle ilgili hiçbir bilgiye ulaşamamışlar. Zaten ortada kayıt falan da yok. E biliyorsun, kertenkelenin yüzünü değiştiren doktorlarla ilgili de hiçbir bilgiye ulaşamadık. Ama benim tezim şu. Bunlar fazla uzaklaşmış olamazlar. Civardalar. Çok yakınımızdalar. Vallahi ben seni yakalayacağına eminim Murat. Ne de olsa benim kahramanımsın. Çek o pis kolunu Ziya'nın kolundan ya. Ya gerçekten birbirinize çok yakışıyorsunuz çocuklar. Evlilik ne zaman? Lan ne saçmalıyorsun? Ne evliliği? Ya Zeynep, bunlar var ya birbirlerine çok yakışıyorlar ya. Bence hemen evlenmeliler. Çok geciktirmemeliler yani. Ne? Yılmaz Bey, müsaadenizle ben Murat komiserle bir şey konuşacaktım. Evet. Zeynep. Benimle de konuşabilirsin Zeynep. Gel bakayım. Gel bakayım diyor hala ya. Bittin oğlum sen. Ben ihaneti asla affetmem. Yine ihaneti ya. Saçmalama. İki gözüm önüme aksın ki öyle bir şey yok. Ne yapıyorsun? Ya yeter be. Hayret bir şey ya. Bağırtıyorsun beni insanların içinde ya. Benim Zehra'm böyle değildi sana. Ne oldu, sen değişti çok ya. Böyle değildin sen. Benim Zehra'm bana bir fiske bile vurmazdı. Ah Zehra'm. Nerede o eski Zehra'm? Ne dedin sen? Eski Zehra'm bana kıyamazdı ya sen. Neyse. Eski Ziya da benim üstüme gül koklamazdı. Yeter be. Keşke Zehra'm sen değil de Didem olsaydı. En azından dayak yemezdim ya. Yeter ya. Keşke Ziya sen değil de Yılmaz çıksaydı. Bir dakika. Ne dedin sen? En azından Yılmaz bana sadık kalırdı. Bak Zehra, çok ileri gidiyorsun. Senin için hiç iyi olmayacak. Ya çok korktum. Ne yapacaksın? Tutuklayacağım seni. Ay, kendini polis sanıyor hala. Garibim. Polisim ben, Murat komiser.
Bak kertenkele, beni kızdırma. Seni gider Yılmaz'a ihbar ederim. Bak maskeli kız, benim canımı sıkma. Gidersen Yılmaz'a ihbar ederim he. Ha demek öyle. Öyle tabii. Bunlar hala ne konuşuyorlar ya? Ne bileyim Didem. Ben şimdi gidip ikimizi de Yılmaz'a ihbar edeyim de bakayım hangimizi tutuklayacak ha? Ya yapamayacağın şeyleri söyleyip de güldürme beni. Hadi git. Sen şimdi görürsün gününü. Hadi git bakalım. Gitme. Zehra, Zehra. Yılmaz. Ben sana çok önemli bir ihbarda bulunmak istiyorum. İhbar mı? Zeynep, ne yapıyorsun? Çıldırdın mı? Kertenkele var ya, hani şu İstanbul gecelerinin iflah olmaz çapkını. Evet. Çapkın, profesyonel bir suçlu. Ve ben onu ellerimle yakalayıp adalete teslim edeceğim. İhbar nedir? Bu çapkın adam var ya, bu çapkın adam. Zeynep. Sence? Evet. Sence Zehra'yı aldatıyor mudur? Ne? Hayır, asla. Yani tamam, kertenkele suçlu olabilir fakat... Zehra'yı aldattığını sanmıyorum yani. Aldatmıyordur. Yalnız senin burada ne olduğu hakkında bir fikrin var mı? Ya sen sus ya sinsi. Bilmediğin şeyleri sokma burnuna. Ay bu kadın çok kaba. Biz aynı dilden konuşamıyoruz maalesef. Yılmaz, Zeynep'e söyler misin? Kertenkele Zehra'yı hiçbir zaman aldatmadı. Hatta arkasını dönüp bakmadı bile hiçbir kıza. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Pis yalancı. Kertenkele Zehra'yı aldatıyor. Hayır, aldatmıyor. Ya arkadaşlar ne oluyor burada? Hiçbir şey anlamıyorum ben ya. Kertenkele pis çapkının teki. Değil, tamam mı? Kertenkele sadaketin adresi. Kertenkele'den nefret ediyorum. Hayır, nefret etme. O senin kuzenini çok seviyor. Sevmesin kuzenimi. Sevsin kuzenini. Ya Zeynep, Murat ne oluyor abi? Kertenkele yüzünden burada kavga ediyorsunuz ya. Ya Zeynepciğim, kuzenini üzen o sahtekarı yakalayacağım, adalete teslim edeceğim. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi senin ihbarın ne? Onu söyle bana. Kertenkele ile mi ilgili bir durum? İhbar mı? İhbar canım. İhbar? Yılmaz'cığım, bu Murat komiser çok çapkın bir adama benziyor. Siz ona benzemeyin, tamam mı? Ne işim olur bu serseriye? Hiç benzemem. Biz zaten siyahla beyaz kadar farklıyız. Hiç işim olmaz. Sizde tam aile babası olacak bir tip var. Murat'ın seni bozmasına izin verme. Hayır, asla izin vermem Zeynep. Ben tam evlenecek yaşta ve dönemdeyim Zeynep. Aile kurmak istiyorum. Lütfen bu adamla takılıp da kendinizi bozmayın. Ne takılacağım ben bu sibidiyle? Ben bambaşka bir adamım Zeynep'ciğim. Asla takılmam ben Murat'la. Hop! Ayıp olmuyor muyumaz? Sussana oğlum, kıskanç. Evet Zeynep'ciğim, devam edelim. Bu adamda tam eğlenilecek kızlarla gezecek bir tip var. Doğru bir gözlem. Evlenmekte falan gözü yok bunun. Yok, nerede geçti bundan? Evet. Siz de tam evlenecek tipte bir adamsınız. Aynen. Ben çok hazırım Zeynep. Ben çok hazırım. İyi günler Murat Bey. Hop, bir dakika. Bir dakika ya, öyle laf sokup gidemezsin. Bir dakika, ne oluyor? Şişt, Murat! Murat, gelsene. Duydun mu? Kendime evlilik teklifinde bulunmuş gibi hissediyorum. Allah'ım ben! Ya saçmalama Yılmaz. Bir dakika ya. Zeynep sinyal yaptı, görmedin mi oğlum? Bana evlilik teklifi yap der gibiydi ya. Edeyim mi evlilik teklifi? Ne diyorsun? Zeynep! Yılmaz otur şuraya, otur şuraya. Geleceğim. Zeynep bana sinyal yaptı. Yani evlenme teklif etti. Yanlış mı duydum? Doğru. Evlenme teklif etmeliyim. Ay çok mutluyum. Kesin. Çeyizim benden. Tamam. Yüce abi, ya ben çok mutluyum. Zehra yaşıyormuş. Umarım yakında görürüm onu. Çok özledim. İnşallah Gizem. İnşallah Ziya hocam da Zehra'sına kavuşur. Yüce abi, hani şu geçen baktığımız ev vardı ya, bence o evi tutalım biz. Çünkü sizinkiler içki beysi olmanı istemiyor. Benimkiler de sizde kalmama izin vermez.
güzeldi de. Tutalım mı? Ne diyorsun? Tamam, tutalım. Sen iste, ben seninle her yerde yaşarım. Yeter ki sen ol. Ay, romantik budum benim. Biliyordum böyle diyeceğini. Ne güzel. Akıncı damadımız olacak Dayla. Gizem neden icabı lehinden barıştı ki sanki? Akıncı bizim damadımız olmasın Kadir. Olmasın yani. Nasıl olmasın? Akıncı benim damadım. Akıncı benim damadım diye dört dönen sen değil miydin karıcığım? Ay, lütfen üzerime gelme Kadir. Ay lütfen. Tamam karıcığım, peki. Gelmem. Ben arkadaşlarla buluşmaya gidiyorum. Akşama görüşürüz, tamam? Görüşürüz. Yani Akıncı damadım olacak diye ben neye niyet ettim, neye kısmet çıktı. Ay Allah'ım ya Rabbim. Gizem, sen ne arıyorsun çocuğum burada? Akıncı damadına ev bakıyoruz annişim. Ev mi bakıyorsunuz? Hı hı. Anneciğim merak etmeyin, size çok yakın bir yerde ev bulduk. Vallahi böyle dere yolundan iniyorsunuz, iki rampa bir sağ bir sol aşağıya, yürüme 5 dakika. Ay olmaz öyle şey. Ben kızımı hiçbir yere gönderemem. Anne. Bak eğer Gizem'le evlenmek istiyorsan çocuğu, iç güveysi olarak sen de gelir bize yerleşirsin. Tamam anneciğim, gelirim. Cabi sizinkiler ne der? Bizimkiler ne diyecek budum? Aynı mahalle zaten, bir şey olmaz. Ay Gizem, çocuğum. Biraz alışverişe çıkalım. Benim kafam kazan gibi, böyle biraz rahatlamaya ihtiyacım var. Bir dakika annişim. Önce Hicabi'den izin almam gerek. Bir dakika, bir dakika. Ne demek Hicabi'den izin almam gerek? Hicabi, annişimle alışverişe çıkabilir miyim? Estağfurullah Gizemciğim. Anacığım ne derse o, canım ana. Hicabi, sana sordum. İzin veriyor musun? Tamam Gizemciğim, gidebilirsin. Biliyorum. Niye bağırıyorsun ki? Ay canım benim ya. Anneciğim, ya Hicabi'den çok anlayışlı bir koca olur değil mi? Hmm, ne demezsin. Ay hadi yürü gidelim. Hadi kızım, hadi. Şükür bugünümüze. Ya neden böyle yapıyorsun ha? Tam birbirimize kavuştuk derken neden böyle yapıyorsun? Pis çapkın. Çapkın mı? Çapkın değilim ben. Didem girdi koluma. Ben o kolu kırarım. Tamam sakin ol, kırarsın biliyorum. Biliyorum. Fakat şimdi konumuz bu değil. Tamam mı? Yılmaz'ın bizi yakalamaması lazım. Dikkatli olmamız lazım. Ya sen ne tırsak bir adam olmuşsun ya Ziya. İkimizin de yüzü değişti. Adam bizi nereden bulacak da, görecek de, tanıyacak da, yakalayacak. Ya biliyorum ama yine de dikkatli olmamız lazım. Yani evlendikten sonra yakalanmak istemiyorum mesela. Evlendikten sonra mı? Evet. Evlenecek miyiz? Mümkünse hemen şimdi. Şimdi mi? Evet. Ya 4 senedir bir türlü evlenemedik Zehra. Yok Sokrat'tır, yok Kızıl Ejder'dir, yok senin enişten Ünsal komiserdir. Vallahi çok sıkıldım, artık evlenelim yeter ya. Ben seninle evlenmek istiyorum Zehra. Bilemiyorum ki, yani çok ani oldu. Ani mi oldu? 4 sene oldu. Bilemiyorum Ziya. Neyi bilemiyorsun, anlamadı ki. Yani... Bir şey eksik değil mi? Eksik mi? Ne eksik var? Yoksa benimle evlenmek istemiyor musun? Açık konuş benimle ya. Yoksa beni sevmiyor musun artık? Ne? Bunu bana nasıl yaparsın Zehra? He? Beni sevdiğini sanmıştım ya. Ya Ziya, gerçekten senin sadece yüzünü değiştirmemişler. Şu beyin hücrelerini de komple değiştirmişler. Tamam, yüzümü beğenmedin. Şimdi beynime de mi laf söylüyorsun? Oho! Senin devreler yanmış. Tamam, tamam. Tamam, lütfen daha fazla aşağılama beni, yeter.
Of Ziya, gerçekten saçmalıyorsun. Suçum neydi ya? Neydi benim suçum? Ben sadece seninle evlenmek istemiştim. Gözyaşlarımı görmeni istemiyorum. Aptal sevgilim. Bak bana. Bir kızla evlenmek istersen ne yaparsın? Ne yaparsın? Şapşal. Hı? Ona evlilik teklif edersin. Ettim, etmedim mi? Ettim ya. Etmedin. Etmedim. Hadi şimdi kuyumcuya git. Bana bir tane tek taş yüzük al. Hadi. Hadi seni. Niye bekliyorsun? Hadi. Zehra'm. Seni ilk gördüğüm günden beri hep seni düşündüm. Aklımda hep sen vardın. Her anımı seninle yaşamak istedim ben. Seni gördüğüm o an... Yahu hadi de gel, uzatma işte. Formaliteden bir teklif edeceksin. Cevabı da belli zaten. Ya bu Zehra böyle değildi. Ne oldu buna? Ben anlamadım ki. Benim Zehra'm değil bu ya. Hadi Ziya. Peki. İyi günde, kötü günde. Hastalıkta, sağlıkta. Öf Ziya. Of tamam be. Hayret bir şeysin ha. Benimle evlenir misin Zehra? Hayır. Hayır mı? Bu ne ya? Tek taş yüzük. Ya sen bana bu küçücük çirkin yüzükle mi evlilik teklifi yapacaktın? Çirkin yüzük mü? Ben ona bir maaşımı bağladım, insafsız. Ben bu yüzüğü kabul etmem. Ya yapma, gözünü seveyim Zehra'm ya. Kendin demedin mi şu formaliteyi hemen hızlı hızlı geçelim, evlenelim çabuk diye? Ya sen tek taşa nasıl formalite dersin ha? Ya şu soru beynimi çok kemirdi ya. Hocamı bulup hemen sormam lazım. Allah Allah. Neydi ki ya? Ben anlamam. Git bana büyük bir taş al. Ben... Zehra ben nereden bulacağım şimdi taşı ya? Niye böyle yapıyorsun? Bana ne? Nereden bulursan bul. Git müzeyi oradan al. Aha. Allah karşıma çıkardı hocam. Çok şükür. Ya, çalayım mı? Onu mu istiyorsun illa? Hırsızlık yapayım. Al, çal. Ama bana daha büyük bir taş getir. Allah'ım kafayı yiyeceğim ben. Ne yapacağım ben bu kızla ya? Hocam, bir sorun var da. Hicabi abi. Ya ne olursun kurtar beni bu durumdan. Bir sorun mu var hocam? Hicabi abi, hanımefendiye sorar mısın? Bir kızın tek taş yüzüğü beğenmeyip de evlilik teklifini reddetmesi caiz midir, değil midir? Caizdir. Değildir. Caizdir. Hicabi, lütfen şu Ziya Hoca'ya sorar mısın sen? Bir erkeğin tam 4 sene beklettiği kıza küçücük bir taşla evlilik teklif etmesi caiz midir? Hocam, Zeynep Hanım size Ziya dedi. Caizdir. Değildir. Hocam, Zeynep Hanım sizin Ziya olduğunuzu biliyor. Ya biliyorsa biliyor, ne yapayım Hicabi? Ama... Yoksa sen Hicabi'ye söylemedin mi? Neyi söylemedi mi? Ya nasıl söyleyeyim Zehra? Benim başımı kaşıyacak vaktim mi oldu sanki ya? Zehra mı? Hocam Zeynep Hanım'a Zehra dediniz. Zeynep değil o, Zehra o. Ne? Ya bak gördün mü? Hicabi bile seni tanımadı. Karakterin değişmiş senin. Sen taktın tek taşla tek taş ya. Ben anlamadım ki seni. Sen ne oldu sana böyle? Ah Hicabi, asıl senin bu Ziya hocan bir değişmiş sorma. Ah Hicabi, sabahtan beri çektiklerimi mi bilsen var ya, vallahi acırdın bana. Şuracıkta ağlardık, gözyaşları içinde kalırdık. Ben anlamam. Akşama bana daha büyük, daha güzel bir tek taş buluyorsun. Hocam,
Her şeyi anlatacağım hocam, her şeyi anlatacağım. Ya ben nereden bulacağım şimdi tek taş yüzüğü? Allah'ım ya Rabbim ya. Of. Semih! Ne haber? Yani iyi komiserim, iyiyim yani. Gayet iyiyim yani. Bırak lan. Betim benzin atmış. Korktun değil mi? Seninkinin yaşadığını öğrendin tabii çakal. Ya komiserim, polisten koruma talep edebiliyor muyuz? Polisin böyle bir hizmeti var mı acaba? Çünkü bu kertenkele beni kesin öldürecek. Korkma Semih, ben varım. Kertenkele seni yakalamadan önce ben onu yakalayacağım oğlum. Yalnız senin desteğin olmadan başaramam. Yardımına ihtiyacım var Semih. Komiserim ne demek yani, her türlü yardımcı olurum. Güzel. Şimdi bu kertenkelenin yakın bir arkadaşı var ya, Şevket. Ona ihtiyacım var. He, o yok yalnız komiserim. Ne demek yok lan? Yani bu Deli Kenan'ın korkusuna şehir dışına kaçtı. Deli Kenan mı? Evet komiserim. Ya ben şöyle özetleyeyim. Şimdi bu bizim manyak sahte Akıncı oldu. Kenan da bunu Akıncı zannedip peşine düşünce... ...bu manyak da Kenan benim peşime düştü deyip şehirden kaçtı. Oğlum Deli Kenan nerede peki? Onu vallahi ne bileyim, dünden beri görmüyorum. Peki bu Şevket'e nasıl ulaşacağız? Telefon numarası var mı sende? Komiserim telefon numarası var da ulaşamazsınız. Çünkü o manyak kaçarken telefonunu bırakıp gitmiş. Ver bakayım onu. Bu daha çok işime yarar. Bak. Semih. Bu konuştuklarımız aramızda kalacak, tamam mı? Bir yerde duyarsam, edersem yemin ediyorum seni kertenkeleden önce ben vururum. Ay yok, yok, yok. Şimdi bak. Sen yürü git, bir iki hafta ortalıklarda gözükme. Tehlikeli olabilir senin için. Hadi, ikili. Tamam. Hadi, kartlarını da ben veririm. Ha, iyi, iyi, hadi, 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 hadi çabuk. Kaybol. Kertenkele kardeşi. Ulan kertenkele. Seni Murat'tan önce ben yakalayacağım. Sonra da Zeynep'in karşısına çıkacağım. Şöyle bir kahraman gibi, Zeynep benimle evlenir misin diyeceğim. Ya işte böyle icabı. Maskeli kızla Zehra çıktı. Biliyorum şaşırdın ama hayatta böyle şeyler oluyor kardeşim. Yapacak bir şey yok yani, ne yapalım? Hocam bir soru sorabilir miyim? Ya Hicabi, sana boşuna anlatmışım ben her şeyi ya. Hayret bir şeysin ya. Hocam, şimdi diyelim ki beni klonlasalar, yani benden iki tane olsa, klonun işlediği sevap klonun kendisine mi yoksa bana mı yazılır? Klon mu? Evet hocam, klon. Bildiğin klon. Evet hocam, benim klonum. Yahu bir tanesine cevap yetiştiremiyoruz. Bunun bir de klonu olsa ayvayı tam yeriz. Caiz midir hocam? Şimdi Hicabi abi, bu konuda İslam alimler arasında çeşitli itilaflar vardır. Hocam, bir sorun var, beynimi kemiriyor. Sorabilir miyim? Haddini bil klon. Önce ben geldim, ben soracağım, sıranı bekle. Hocam, ben de tam bunu soracaktım. Bir Müslümanın klonuna ayrımcılık yapması caiz midir? Ne? Ya sus, ben sana kaç kere dedim, ben hocama soru sorarken gelip hocamı rahatsız etme diye. Edepli ol azıcık ya. Ama hep sen soru soruyorsun. Bana hiç soru sordurmuyorsun. Bu sefer ben soracağım. Hayır, ben soracağım. Bana ne, ben soracağım? Ya ben soracağım. Hocam, uyur gezer bir insan uykusunda işlediği günahlarından sorumlu tutulur mu? Ne? Hocam, evlilik programında evlenmek caiz midir? Ne? Hocam, bir Müslümanın evinde panda beslemesi caiz midir? Ne? Hocam, bir insanın zaman makinesiyle geçmişe dönmesi caiz midir? Ne? Caiz midir hocam? Caiz midir hocam? Caiz midir? Caiz midir hocam? Hocam caiz midir? Caiz midir? Caiz, caiz midir hocam? Caiz midir hocam? Caiz midir? Değildir! Caiz değildir Hicabi. Hocam? Ne hocam? Olur mu klon ya? Hayret bir şeysin ya. Allah bizi tek olarak yaratmış. Klona ne gerek var Hicabi ya? Gözünü seveyim, sen yapma bari. Klonla klon, klonla klon.
klonlanmak caiz değildir. Her insanın işlediği sevap da, günah da kendisine yazılır. Maşallah, zehir gibi ya. Kemal'cim hoş geldin canım. Ne istersin? Senin mutlu olmandan başka hiçbir şey istemem Enis. Ay bunun hafızası geldikten sonra daha kibar bir adam olmuş sanki. Yeşil çay mı yapayım sana, siyah çay mı? Yaşadığım olaylardan ve kafama yediğim tavalardan sonra bambaşka birisi oldum Melis. Adeta aydınlanma geldi bana. Ya Kara Kemal, sen gerçekten bambaşka bir insan olmuşsun. Lütfen Melis, bundan sonra bana Kara Kemal deme. Benim adım Aydın Kemal. Aydın Kemal mi? Ne güzel bir isim. Seni uzun zamandır rahatsız edip sana kaba davrandığım için özür dilerim Melis. Ya sen böyle aydın ol, benim canımı ye. Biliyorum Melis, beni hiç kendine layık görmedin. Ama ben senin hep peşinden koşup seni bunalttım. Bak canım, bunlar artık geçmişte kaldı, tamam mı? Yani unutabiliriz bence. Evet, geçmişte kaldı, haklısın Melis. Ama bunları sana asla bir daha yaşatmayacağım. Ay bana bir şeyler oluyor. Ya bu adam gerçekten aydınlanmış. İşte bu yüzden Melis, bir daha seni asla rahatsız etmeyeceğim. Peşinden koşmayacağım. Ve seni sevmeyeceğim. Ne? Ben seni hak etmiyorum Melis. Sen daha iyilerine layıksın. Kara Kemal, yani Aydın Kemal, sen ne dediğinin farkında mısın? Lütfen Melis, bu kararı alırken inan çok düşündüm. Artık peşinden koşmayacağım. Ne demek koşmayacaksın ya? Bal gibi de koşacaksın. Hayatta aşktan daha önemli şeyler var Melis. Hayır olamaz ya. Nafsız yine gitmiş. Pasifik Okyanusu'ndaki kambur balinaların hızla neslinin tükendiğini biliyor musun Melis sen? Ne? Ya kutup ayıları? Kutup ayılarının nesli hızla tükeniyor Melis. Kutup ayısız bir dünyada aşkın ne önemi var Melis? Ya sen ne saçmalıyorsun Kara Kemal? Kendine gel. Bak sen Kara Kemal'sin tamam mı? Aydın Kemal falan değilsin. Unut Aydın Kemal'i. Yağmur ormanlarındaki ağaçlar hızla tükeniyor Melis. Ya küresel ısınma? Dünyayı her geçen gün daha da çok etkiliyor. Aa yeter, sus artık ya. Ya denizdeki planktonlar? Her geçen gün daha da çok azalıyor. Ya planktonlar olmazsa balıklar ne yiyecek? Ha, hiç bunu düşündün mü Melis? Ya yeter, sus artık. Ya lütfen yalvarıyorum sana, kendine gel. Sen Kara Kemal'sin, Aydın Kemal falan değilsin lütfen. Ya ben Kara Kemal'i geri istiyorum. Dünyamızı daha çok yaşanılabilir bir hale getirmeliyiz Melis. Bunun için de daha az karbonlu ürünler üretmeliyiz. Doğaya daha az atık bırakmalıyız ve sürdürülebilir enerji kaynakları üretmeliyiz Melis. Senin şimdi düşük karbonla başlayacağım ben. Al sana düşük karbon. Ekolojik dengeyi korumak için daha az üretip daha çok... Sen Kara Kemal'sin, kendine gel. Dişlerimizi fırçalarken suyu asla açık bırakmamalıyız. Işığı kapatmadan odadan çıkmamalıyız. Yeter ya, yeter, yeter, yeter! Ay kız abimi öldürecek Melis, dur! Ya dursana! Ya bırakın beni! Melis sen Kara Kemal'sin! Kendine gel! Sakin olur musun Melis? Bırakın diyor! Melis! Melis sakin ol! Dünyayı daha güzel bir hale getirmek için şiddete hayır demeliyiz. Ne yapıyorsun? Ne bu telaş ya? Komiserim, kertenkele hayattaymış. Hayati tehlike altındayım. Ben buralara daha fazla kalamam ya. Ulan çakal Semi seni. Evet. Bence sen buralarda daha fazla kalma. Kertenkele seni yakalarsa sonun iyi olmaz, söyleyeyim. Ya öyle deme, öyle demeyin komiserim ya. Öyle ama. Neyse, Şevket'i gördün mü? Sabahtan beri ortalarda yok. Ha Şevket, o delikanlının korkusuna şehirden kaçtı. Kaçtı mı? Hadi kaçtım ben. Ulan Şevket, ne tırsak adamsın sen ya. Dur ben bunu bir arayayım bakayım neredeymiş. Şevket'i ara.
İşte kertenkele arıyorsun. Ulan sana akşama var ya büyük sürprizlerim var çakal. İlk önce seni yakalayacağım. Sonra gidip Zeynep'e evlenme teklif edeceğim. Sen çalmaya devam et kertenkele. Ben sana geri döneceğim çakal. Allah Allah. Nereye gitti bu adam ya? Telefona da cevap vermiyor. Ama neyse, ben gidip Zehra'ma tek taş yüzüğü alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, bir Müslüman olarak en büyük gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Elbette şeytan nefsimize hoş gelen kötü şeyleri bize güzel göstererek bizi doğru yoldan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Ama biz Müslümanlar şeytana ve nefsimize karşı her zaman tetikte olmalı ve dua ederek Allah'tan yardım istemeliyiz. Allah'a yapacağımız en büyük dua ise ona verdiğimiz kulluk sözüne sadık olmaya çaba göstermektir. Evet sevgili kardeşlerim, biz aciz kullar için Allah'a sadık olma konusunda en güzel örneklerden biri Hazreti Ebubekir'in hayatıdır. Bugün sizlere Allahu Teala'ya ve Resulüne sadakati ve koşulsuz teslimiyeti sayesinde Sıddık lakabını almış olan Hazreti Ebubekir'i anlatmaya çalışacağım. Hazreti Ebubekir ile Peygamber Efendimiz arasında çocukluklarından beri çok güçlü bir dostluk vardı. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz bu dünyadan ayrılıp Rabbine kavuşuncaya kadar onun yanından hiç ayrılmamıştır. Peygamber Efendimizin en sevgili dostu, en büyük destekçisiydi. İslamiyet öncesinde o da Peygamber Efendimiz gibi cahiliye inanışlarına karşıydı ve putlara hiç tapmamıştı. Peygamber Efendimiz kendisine peygamberlik görevi verildikten sonra İnsanları İslamiyet'e davet etmeye başladığında Hazreti Ebubekir tereddüt etmeden iman etmişti. O Hazreti Hatice validemizden sonra ilk iman eden kişidir. Ve hiç kimsenin Müslüman oluşu Peygamber Efendimiz'i onun Müslüman oluşu kadar sevindirmemiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir dışında İslam'ı kime arz ettiysem mutlaka bir tereddüt yaşadı. Ancak o hiç tereddüt etmedi buyurmuşlardır. Hazreti Ebubekir Müslüman olduktan sonra bütün varlığı ile İslamiyet'e hizmet etmiş, insanların hidayetine vesile olmak için çabalamıştır. Mekke'nin en zengin tüccarlarından biri olan Hazreti Ebubekir bütün servetini İslam uğrunda harcamış, mal varlığının büyük bir kısmını Müslüman kölelerin baskı ve zulümden kurtulup hürriyetlerine kavuşmaları için fidye olarak vermiştir. Başta Hazreti Bilal olmak üzere birçok sahabeyi yüksek bedeller ödeyerek esaretten kurtarmıştır. Peygamber Efendimizin sohbetinden en çok istifade eden Hazreti Ebubekir'di. Ve bu sayede Hazreti Ebubekir'in İslam'ı yaşayışı bambaşka olmuştur. Bütün varlığıyla İslam'ın insanlar arasında yayılmasına çabalıyordu. Peygamber Efendimiz insanları İslamiyet'e davet ederken Hazreti Ebubekir her zaman yanı başındaydı ve Efendimizin çektiği eziyetlere o da ortak oluyordu. Ancak bütün eziyet ve çilelere rağmen Peygamber Efendimiz'i hiçbir zaman yalnız bırakmamıştı. Mekkeli müşriklerin bitmek bilmeyen işkence ve baskılarının sonunda Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e Mekke'den Medine'ye hicret etmeyi emretti. Peygamber Efendimiz bu zorlu yolculuk için yol arkadaşı olarak Hazreti Ebubekir'i seçmişti. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir yola çıktıklarında müşrikler Peygamber Efendimiz'i yakalamak için hemen peşlerine düşmüşlerdi. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir müşriklerden saklanmak için Medine yolu üzerindeki Serv mağarasına saklanmışlardı. Müşrikler mağaranın yanına geldiklerinde Hazreti Ebubekir
müşriklerin Peygamber Efendimiz'e zarar vermelerinden çok korktu. Ama elbette Allahu Teala onlarla beraberdi. Yüce Rabbimiz kutsal kitabında bu olayla ilgili şöyle buyurmaktadır. Eğer siz ona yardım etmezseniz, inkar edenler onu iki kişiden biri olarak çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme, Allah bizimle beraberdir diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş. Sizin kendilerini görmediğiniz ordularla desteklemiş. Böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Efendimiz Serv mağarasında müşriklerden saklanmaktayken Hazreti Ebubekir'in mübarek dizine başını koyarak uykuya dalar. Bu sırada mağaradaki deliklerden yılan çıkıp da Peygamber Efendimiz'e zarar vermesin diye ayağıyla deliklerden birini kapayan Hazreti Ebubekir'in ayağını bir yılan sokar. Ancak Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz'i uyandırmak istemez ve acısından sessizce ağlamaya başlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz uyanıp vaziyeti görür ve ona neden kendisini uyandırmadığını sorar. Hazreti Ebubekir ise gözyaşlarını silerek "Anam babam sana feda olsun ya Resulullah" diyerek karşılık verir. Peygamber Efendimiz Medine'de muhacir ve ensarın yardımı ile bir İslam devleti kurduğunda Hazreti Ebubekir en hayati anlarında Peygamber Efendimiz'e hep destek olmuştur. Mescid-i Nebevi'nin inşaatında bizzat rol almıştır. Mescidin arsa bedelini de Hazreti Ebubekir ödemiştir. Yine birçok sefer ve savaş öncesinde ordunun maddi ihtiyaçlarını karşılamış ve bütün servetini hiç tereddütsüz İslam için harcamıştır. Efendimiz Tebük seferi öncesinde ordunun ihtiyaçları için ashabını sadaka vermeye teşvik ettiğinde Hazreti Ömer sadaka verme konusunda ilk kez Hazreti Ebubekir'i geçeceğini umut ederek malının yarısını bağışlamıştır. Hazreti Ebubekir ise bundan haberi olmadan malının tamamını bağışlamıştır ve çoluk çocuğuna ne bıraktığını soran Peygamber Efendimiz'e şöyle demiştir. Onlara Allah'ı ve Resulünü bıraktım. Bunun üzerine Hazreti Ömer artık bundan sonra hiçbir şeyde onu geçemem demek zorunda kalmıştır. Hicretin 10. yılında veda haccını yapan Peygamber Efendimiz bir yıl sonra bu dünyadan ayrılarak Rabbine kavuştu. Peygamber Efendimizin vefatını duyan Müslümanlar üzüntüden yıkıldılar ve ilk anda ne yapacaklarını bilemediler. Hazreti Ebubekir ise Efendimiz'i alnından öptü ve "Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Ölümünde de yaşamındaki kadar güzelsin. Senin vefatınla peygamberlik son bulmuştur. Şanın ve şerefin o kadar büyük ki üzerine ağlamaktan münezzehsin. Ya Muhammed, Rabbinin katında bizi unutma. Hatrında olalım" dedi. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimizin vefatı karşısında metanetini koruyup büyük bir hüzün içerisinde olan Müslümanları teskin etmeye çalışmış ve şu meşhur konuşmayı yapmıştır. Ey müminler, Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Muhammed'e kulluk eden varsa bilsin ki o ölmüştür. Allah'a kulluk edenlere gelince unutmayın ki Allah baki ve ebedidir dedikten sonra sahabelere şu ayet-i kerimeyi hatırlatmıştır. Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geriye dönerse Allah'a hiçbir ziyan veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hazreti Ebubekir konuşmasının devamında sahabelere Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine sarılan doğruyu bulur,
O ikisinin arasını ayıran sapıtır. Şeytan, peygamberimizin vefatıyla sizi aldatmasın. Dininizden saptırmasın. Şeytanın size ulaşmasına fırsat vermeyiniz diye hitap etmiştir. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir halife seçilmiştir. 2 sene 3 ay gibi kısa bir süreliğine halifelik yapmasına rağmen İslam devletinin sınırlarını Irak ve Suriye'ye kadar genişletmiştir. Ayrıca fetihler sırasında hafızların bir bir şehit olmasından sonra Hazreti Ebubekir Kur'an ayetlerini bir araya getirip Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirmiştir. Hazreti Ebubekir yakalandığı bir hastalık sebebiyle 63 yaşında vefat etmiştir ve vasiyeti üzere Peygamber Efendimizin yanına defnedilmiştir. Yine vasiyeti üzerine tüm serveti satılarak İslam devletine bırakılmıştır. Hazreti Ebubekir Sıddık servetini Allah yolunda harcamış ve kendisi çok sade bir hayat yaşayarak daima Allah'a ve Resulüne sadık kalmıştır. Allah-u Teala Hazreti Ebubekir'e bahşetmiş olduğu bu üstün kulluk hasletini bizlere de nasip eylesin inşallah. Amin. Cenab-ı Allah bizleri de Hazreti Ebubekir Sıddık gibi Rabbine sadık ve ona vermiş olduğu kulluk sözünden dönmeyen kullarından eylesin inşallah. Amin. Sevgili kardeşlerim, hak batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Yüce Rabbimiz bu mücadelede biz Müslümanlara hak yolunda yaşamayı, hak yolunda ölmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Müslüman coğrafyası tarihindeki en acı dolu günlerini yaşıyor. Karanlık dış güçler Müslümanları Müslümanlara kırdırmak ve İslam coğrafyasını kana boğmak için en alçakça planlarını yapıyorlar. Yüce Rabbimiz dünyayı fesada boğan şer güçlerin planlarını başlarına geçirsin inşallah. Amin. Sevgili kardeşlerim, zor zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde ülkemiz ve milletimiz bu dış odaklı şer güçlerin hedefi durumundadır. Yüce Rabbimiz asırlar boyunca İslam'ın bayraktarlığını yapmış olan milletimizi ve ülkemizi bu zalimlerden korusun inşallah. Amin. Cenab-ı Hak ülkemize, milletimizin huzuruna, milli birlik ve beraberliğimize göz diken hainlere fırsat vermesin inşallah. Amin. Allah, hak batıl mücadelesinde şer odaklarına karşı canını ortaya koyan, ülkesinin ve milletinin bekası için şehit olan tüm kardeşlerimize rahmet eylesin. Amin. Yüce Rabbimiz bu şehitler için Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır. Onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Tüm şehit olmuş kardeşlerimizin ruhu için El-Fatiha. Ay Zehra, yeter Allah aşkına, başım döndü ya. Hele bana istediğim gibi bir yüzük almasın. Bak ona günü nasıl gösteriyorum ben. Zehra, sen iyi misin Allah aşkına? Yılmaz komiser senin peşindeyken sen hala tek taş yüzük mü düşünüyorsun? Melis, orada olup o yüzüğü görseydin beni anlardın. Sıkıysa bana istediğim gibi kocaman taşlı bir yüzük almasın. Pes. Ah Zehra'm, ah yaktın beni be. Taktın tek taş yüzüğe ya. Hayret bir şeysin ya. Bir yıllık maaşımı ipotek ettirdin bana ya. Sen böyle değildin. Ne oldu sana, ben anlamadım ki. Allah'ım ya Rabbim, Yılmaz bizim peşimizde. Sen taktın tek taş yüzükte yüzük. Yüzükte yüzük ya. Canım hocam. Hicabi. Sorma oğlum. İşim bitti benim ya. Sormam lazım hocam. Ne? Hocam, Mars'taki suyla aldığımız abdestle kıldığımız namaz caiz olur mu? Neyi? Mars'taki su hocam. Mars'ta su mu var ki abdest alıp namaz kılasın ya?
E varmış hocam, öyle diyorlar. Ah Hicabi, senden kaçış yok belli. Caiz midir hocam? Caiz değildir Hicabi. Çünkü Mars'taki su Marslılara aittir. Bırak adamlar o suyla abdestini alıp namazını kılsınlar ya. Peki hocam, Marslılar gerçekten var mıdır? Şimdi Hicabi, bu konuda Amerikalı bilim adamları ile Türk bilim adamları arasında çeşitli itilaflar vardır. Yani Amerikalı bilim adamları Mars'taki uzaylıların dünyayı istila edeceğine inanırken, Türk bilim adamları ise Mars'ta dost uzaylıların yaşadığına inanırlar. Peki sizce Marslılar Müslüman mıdır hocam? Ah Hicabi, nereden buluyorsun sen bu soruları ya? Hicabi, bu konuda İslam alimler arasında çeşitli itilaflar vardır. Kimi Müslüman alimler... Peki hocam, Cenab-ı Hak uzaylılara da peygamberler göndermiş midir? Vallahi Hicabi, inşallah göndermiştir. Yoksa bu uzaylılar Allah korkusu olmadan dünyaya gelirlerse ayva yediğimizin resmidir. Peki hocam, Müslüman bir uzaylı kızla evlenmek caiz midir? Neyi? Müslüman uzaylı kız hocam. Ne oldu Hicabi? Uzaylı kızı görünce hemen gizemi bıraktım bakıyorum. Olur mu öyle şey hocam? Tövbe tövbe. Ben gizemi seviyorum. Uzaylı bütün Müslüman kızlar dünya ahiret kardeşimdir. Bir dakika. Yoksa bu gizem uzaylı mı, ondan mı soruyorsun sen bu soruyu? Tamam. Diyelim ki gizem uzaylı. Ki Müslüman zaten. Evlen Hicabi. Caizdir. Evlen. Hadi eyvallah. Müslüman bir uzaylı kızla evlenmek caizdir. Maşallah canım hocam. Ya karada, denizde, havada hiç teklemeden bütün sorularımı cevapladı ya. Bu nasıl bir zeka? Bu nasıl zehir bir zeka ya? Maşallah. Nerede kaldı bu adam ya? Tekteş almak bu kadar mı zor? Ay. Ziya. Kertenkele. Kara Faruk. Ahmet Şimşek. Kim o zaman ya? Tek taşımı aldı mı Murat Komiser? Almadın mı? Aldın mı? Ne? Almadın mı, aldın mı? Benimle evlenir misin? Önce kutuyu aç. Evet be, sonunda. İşte bu. Ya, sonunda evleniyorum. Mesaj geldi, bakmak zorundayım. Ya iki saattir bekliyorum ben burada. Kusura bakma sevgilim. Şevket'ten mesaj aldım. Okumak zorundayım. Sonra devam edeceğiz, özür diliyorum, tamam mı? Kardeşim Deli Kenan beni akıncı sanıp... ...işteki terk edilmiş depoya kaldırdı. Hemen gelip kurtarmazsan beni öldürecek. Kardeşim ne olur yardım et. Kardeşim, Şevket. Şevket, bir şey yapmam lazım. Zehra, bir şey yapmam lazım. Ya tamam, sakin ol Ziya. Nasıl sakin olayım Zehra? Nasıl sakin olayım ya?
Deli Kenan kardeşimi öldürecek diyorum. Öldürürse öldürsün. O da başımıza bin tane bela açtı. Öyle deme, deme öyle. Deme öyle kardeşim o benim. Benim kurtarmam lazım onu. Onu kurtarmam lazım. Ne yapacağım ben? Tamam tamam. Ben de senle geliyorum. Hayır. Benimle gelemezsin. Tehlikeli olabilir, olmaz. Sen benim maskeli kız olduğumu unuttun galiba. Tamam. Ama acele etmemiz lazım. Kertenkele. Seni tek başıma yakalayacağım. Sonra da kahraman olup Zeynep'e evlilik teklifi yapacağım. Meryem. Kızım su kaynadı, hadi çayı demleyesin. Ulan Meryem, ha bir fotoğraflar nedir? Kahraman yavuklum Akıncı'dır. Akıncı'dır, yavuklundur. Ulan Sami! Sami Efendi! Koş ulan koş, yetiş! Sami Efendi! Ulan Asiye ne oluyor? Sesin Çukurcuma'dan geliyor. Nedir, ne bağırıyorsun? Koş bak, 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 bak ne var burada, bak. Kinova mı? Ulan bu adam kimdir, yarasa mı? Ulan Sami, kör müsün, görmeyeyim misin? Akıncı'dır da. Ulan Akıncı'nın ha burada duvarda ne işi vardır? Akıncı'nın yeri duvar değil, benim kalbimdir eniştecim. Şu anındaki helale bakın ya. O bizim uşaktır da. Akıncı bizim kahramanımızdır. Ne? Tamam. Hemen geliyorum hocam. Akıncı bu mahallede yaşıyormuş. Gözünüzü dört açın. Bu sefer hata istemiyorum. Akıncı elimizden kaçamayacak. Anlaşıldı mı lan? Yoksa derinizi yüzerim. Ulan Akıncı, sen benim sevdiğim kadının kalbini nasıl çalarsın ulan? Ben senin o kalbini yerinden söküp çiğ çiğ yemez miyim ulan? Akıncı, koşun yakalayın! Öldürmeyin onu! Onu ben kendi ellerimle geberteceğim! Öldüreceğim seni Akıncı. Meryem'i sana yar etmeyeceğim. Kenan abi. Ne Kenan abisi lan? Ne Kenan abisi? Kenan abi, sakin ol. Silahla şaka olmaz. Öldüreceğim ulan seni. Öldüreceğim. Kalkın ulan! Kalkın! Koşun! Düşün peşine! O Akıncı geberecek bugün! Vay! Ay yıldızlı adam. Yakıyorsun. Vay vay vay! Maskeli kız. Ateş ediyorsun. Sırnaşma. Ciddi ol biraz ya. Çene çalmaya gelmedim buraya. İşimize bakalım. Sana da var ya, iki laf söylemeye gelmiyor.
Hemen azarlıyorsun, değil mi? Şevket'i burada tutuyorlar demek. Evet. Ben hiç adam falan göremiyorum. İşte. Demek ki delikanlın dikkat çekmek istemiyor. Biz yine de dikkatli olalım. Merak etme aşkım. Ben seni korurum. Sen kendini koru şapşal. Allah'ım yarabbim ya. İlk defa birlikte operasyona çıkıyoruz Zehra. Nasıl hissediyorsun? Bırak hisleri falan ya. Hadi Şevket'i kurtaralım da daha bir sürü işimiz var bizim. Düğün salonu bulacağız, nikah davetlerini basacağız, gelinlik alacağız, damatlık alacağız. Çok işimiz çok. Doğru diyorsun ya, evet. Şey bir an önce kurtarıp da hızlı hızlı evlenelim istiyorum ben de. Yani. Fakat şöyle bir durum var. Senin maskeli kız olarak devam etmeni istemiyorum evlendikten sonra. Evinde oturacaksın, evinin kadını olacaksın. Ne? Nasıl ne? Elin namuruyla erkeğin işine karışmayacaksın diyorum, evde oturacaksın. Ha sen şimdiden beni eve kapatmaya karar verdin. Ya öyle değil işte, yani şey demek istiyorum, operasyonlara gelmeyeceksin, maskeli kız olmayacaksın bir kere, onu unut. Ha şey yapabilirsin, pastaneye gidebilirsin, kurabiye falan yapabilirsin, o da yani işte. Ne? İdare edeceğiz artık, ne yapalım ha? Ne? Şey diyorum yani, Allah'tan zehirlenmiyoruz yani, zehirlenmezsek iyidir en azından. Ne dedin sen? Zehra ne yapıyorsun ya, kendine gel. Sen benim kurabiyelerimi nasıl laf edersin ha? Ya, ya şiddete hayır. Allah Allah. Ya Ziya hocamla burada buluşacaktık ama görünmüyor ortalıkta. Nerede ki hocam? Ya Hicabi. Oğlum ne bakıyorsun? Kurtarsana, öldürecek bu kız beni ya. Durun yapmayın ya. Koskoca insanlarsınız, ne yapıyorsunuz? Ayıp ya, hiç yakışıyor mu ya? Ama günah ha. Ben bir şey yapmıyorum oğlum, görmüyor musun ya? Öldürecek kız beni, dövüyor. Ana. Zehra, sen niye Ziya hocamı öldürmeye çalışıyorsun? Ya bırak beni Hicabi ya, zaten hırsımı alamadım da. Kimse benim kurabiyelerime laf söyleyemez. Hocam hiç yakışıyor mu size? Zehra'nın kurabiyelerine laf mı söylüyorsunuz? Ne yapsaydım Hicabi? Yalan mı söyleseydim? Allah Allah! Ya! Dur maskeli kız! Ya ay Zehra dur ya! Ne yapıyorsunuz? Bırak beni Hicabi! Dur! Ya siz de az sabır gösterin ama ya. Hiç yakışıyor mu size? Ben Gizem'in o kötü yemeklerine katlanıyorum da... ...siz Zehra'nın kurabiyelerine katlanamadınız mı? Ha, şu söylediklerini Gizem'e söyleyeyim de gör gününü Hicabi. Tamam, ben öyle bir şey demek istemedim ki. Zehra söyleme Gizem olur mu? Ya bırak ya Hicabi, siz erkeklerin hepsi aynısınız. Ya. Bir dakika ya. Siz de adam gibi yemek yapmayı öğrenin, biz öyle öğrendik anamızdan. Bak hala konuşuyor ya. Tamam, dur sakin ol. Tamam. Ulan kertenkele, nerede kaldın lan? Ağaç olduk burada ya. Hayır, arkadaşım burada hayati tehlike altında ve sen ortalıkta yoksun. Çakal. Ben bu çakala bir mesaj daha atayım şöyle. Kardeşim nerede kaldın? Adamlar beni öldürmek üzere. Koş, yetiş, yolla. Anlar! Allah Allah! Durun ama ya! Bir dakika. Kardeşim nerede kaldın? Adamlar beni öldürmek üzere, koş yetiş. Şevket, geliyorum kardeşim, geliyorum. Karanlık burası. Hicabi. Sen burada kal, bize gözcülük yap, tamam mı? Allah'a emanet ol. Siz de hocam. Yürü. Şevket! Kardeşim! Dur! Kurtaracağım seni. Dur! Etrafta kimse yok, tuzak olabilir. Kardeşim o benim, bir şey olmaz. Kardeşim! Thank you.
Akıncı buralarda bir yere saklanmış olabilir. Her yere bakın. Dağılın hadi. Sürpriz! Ay yıldızlı adam yani kertenkele, maskeli kız. İkinizi de yakaladım. Şimdi elimdesiniz işte. Çıkarın şu maskeleri. Dur, bir dakika. Ay yıldızlı, kertenkele sen dur. İlk önce Zehra Hanım lütfen. Önden bayanlar. Artık bitsin şu maskeli balo ya. Vallahi sıkıldım ya. Hadi. Sıkarım. Tamam. Dur. Tamam. Çıkaracağım. Hı hı. Hadi. Kayınca dilek tutmak caiz midir? Ya bu yaptın caiz mi asıl Hicabi abi senin? Hocam önce ben sordum. Yaz Hicabi yaz. Hocam caiz mi? Değildir Hicabi. Değildir. Çünkü bayan yıldız herhangi birinin kafasına düşeceği için dilek tutmak. Dua et dua. Hay maşallah ya zehir gibi ya. Ya durun artık be! Durun yeter! Kavga etmeyin ya! Akıncı! Geberteceğim ulan seni! Bu gece son gecen olacak. Allah Allah! Ne oluyor arkadaş burada ya? Polis! Teslim olun! Amirim! Yılmaz! Yakaladım amirim! İşte! Ay yıldızlı adam yani kertenkele, maskeli kız... Yani Zehra, ben yakaladım amirim. Ben yakaladım amirim. Kertenkele mi? Hı, kertenkele amirim. Zehra ha? Evet. Ben yakaladım amirim, ben. Akıncı? Senin burada ne işin var evladım? Amirim ben Murat komisere yardıma geldim. Murat komiser mi? Murat komiser de nerede? Bir dakika. Murat komiserle ne ilgisi var? Amirim Murat komiser falan yok. Ben olay mahallindeydim. Bu iki şahsa anında yakaladım amirim. Ne diyorsun Yılmaz sen? Bilmiyorum. Helal sana be Akıncı. Daha ilk gününde hemen göreve başlamışsın. Gel seni şu hilalinden bir öpeyim. Koçum benim. Bu arada düğün ne zaman? Yakında efendim. Umarım beni de çağırmayı unutmaz. Estağfurullah, o nasıl söz? Çağıracağım sizi. Ya amirim böleceğim de kusura bakmayın ya. Ben burada ay yıldızlı adamı yani kertenkeleyi ve Zehra'yı yakalamışım maskeli kızı. Siz orada düğün müğün diyorsunuz ya. Vallahi ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Amma kafa ütüledin Yılmaz sen de ha. Aç şu adamların maskesini de kim olduklarını bir görelim. Tamam amirim. Kertenkele. Aç. Maskeyi aç. Aç şu maskeyi. Ya aç kardeşim şu maskeyi ya. Açın diyorum. Ağır çekimde maske çıkıyor artık yeter ya. Murat? Murat? Evladım sen misin? Olaya bak ya. Murat? Biliyordum amirim. Sinsi şey seni.
Senin altından bir şeyler çıkacaktı, belliydi. Bir şeyler saklıyordun sen benden. Ulan çakal. Kertenkele ha. Kuyruğunu bıraktın ama hiçbir yere kaçamadın. Çakal, adamı böyle yakalarlar işte. Gel buraya. Şu kertenkele. Ver bakayım şu elini. Arkadaşım bitti. Oyun bitti. Artık adalete teslim ol. Sen şimdi inceden hapishaneye gideceksin kardeşim. Tamam mı? Bir 20 yıl verirler sana. Zeynep de bana kalacak. Anladın mı? Ben bu gece ona evlilik teklif edeceğim. Hiç kusura bakma Murat. Hiç kusura bakma. Yılmaz. O iş biraz zor. Tabii biz kertenkeleyi yakalayınca Zehra Hanım'ı unutmuşuz. Hangi iş zor canım? Havada bulut, sen Zeynep'i unut. Ya ben Zeynep'i niye unutacağım ya? Ha? Zeynep senin gibi suçlu ve tehlikeli biri olmadığı için mi? Kızcağı şu anda evinde, sen burada erkeklerle dandun kavga ediyorsun ya. Hayır. Zeynep ben olduğum için unutuyorum. Ne diyorsun ya? Ne diyor amirim bu? Ne diyor bu ya? Bu... Hata mı güzel senin? Zeynep? Bunu diyorum. Zeynep? Senin ne işin var burada bu saatte? Zehra demek istedin herhalde. Hayır, Zeynep. Zehra şanlı benim. Sen Zeynep'sin. Sen Zeynep'sin. Sen Zeynep'sin ve ben sana bu gece evlilik teklifinde bulunacağım. Çok hazırım. Sen Zehra olamazsın. Olamazsın. Hayır, 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 hayır. Sen Zeynep'sin. Sen Zeynep'sin. Kesinlikle kabul etmiyorum. Sen Zeynep'sin. Amirim, amirim. Hayır, hayır amirim. Hayır, amirim. Kabusun içindeyiz değil mi amirim? Şu an bir rüya. Hiçbir şey gerçek değil değil mi amirim? Amirim lütfen uyanalım. Uyanalım amirim. Uyanalım ve bitsin tamam mı amirim? Uyanacağız da bitecek. Bu gerçek değil değil mi amirim? Hayır. Hayır. Zeynep o değil mi amirim? Hayır. Uyanmıyorum ya. Hala bu bir kabus. Amirim bu bir kabus değil mi? Hayır. Sen Zeynep'sin. Zeynep'sin. Kandırıldın. Kertenkele tarafından kandırıldın. Sen Zeynep'sin. Benim sevdiğim kızsın. Sen Zehra olamazsın. Sadece kandırıldın. Ne saçmalıyorsun Yılmaz sen? Amirim bu kız Zeynep ya. Zehra olamaz ya. Bu alçak kertenkele bu kızı ağına düşürüp kandırdı. Ve o şu anda kendini Zehra sanıyor. Kendine gel Zeynep. Kendine gel. Hayallerimi yıkamazsın. Hayır. Hayır amirim. Hayır amirim. Hayır böyle bir son olamaz ya. Hayır böyle olmamalı. Zeynep. Murat. Evladım bugüne kadar niye söylemedin Ay Yıldızlı adam olduğunu ha? Niçin gizledin benden? Ya amirim ne Ay Yıldızlı adamı ya? Kertenkele bu ya. Bu kertenkele. Bu da Zeynep. Zehra değil Zeynep. Ama bu kertenkele. Ben eminim en azından. Kertenkele amirim ya. Bak Yılmaz. Eğer bir daha konuşursan seni içeri atarım ona göre. Bundan sonra benden hiçbir şey gizlemeni istemiyorum. Anlaştık mı? Peki amirim. Bundan sonra Akıncı ile birlikte çok iyi bir ikili olacağınıza inanıyorum. İnşallah amirim. Yılmaz, gel ve şu Murat komiserin kelepçelerini çöz. Ya yok anahtar bende. Anahtarı bilmiyorum. Nereye koydum ben ya? Çöz lan çabuk. Ya Rabbim. Bu bir kabus ya. Hiçbir şey gerçek gibi durmuyor çünkü. Şu an her şey çok... Amirim bu adam kertenkele. Bakın şu yaptığımız çok anormal ya. Bu adamın peşindeydik biz. Bu adam dünya kadar suç işlemedi mi ya? Ben mi yanılıyorum ya? Kertenkele diye birisi yok Yılmaz. Kertenkele 2 yıl önce öldü. Zehra Şanlı'nın da maskeli kız olduğuna dair iddialar gerçek dışı. Zehra Şanlı serbesttir. Ve bu dosya kapanmıştır çocuklar. Ya amirim bu var ya haksızlık ya. Ya hiç kimse beni sevmiyor. Ne sevgilim var, ne sevenim var, ne hediye verenim var. Hep Murat, hep Murat. Buyurun ya. Ben oynamıyorum amirim. Yılmaz. Hayır. Tek laf, tek söz duymak istemiyorum amirim. Sevilmediğim yerde durmam. Yılmaz. Sus artık. Hocam. Kardeşim. Canım hocam.
Hicabi. Gizem. Hicabi, iyi misin? Sana bir şey olacak diye çok korktum. İyiyim, bıdığım benim, iyiyim. Korkma, bak hepimiz iyiyiz. Gel. Madem kavuştuk birbirimize, bir çift de nikahı patlatalım, gitsin gitsin ya. He? Hocam caiz midir? Ya caizdir tabii Hicabi ya, caizdir. E o zaman, bıdığım evleniyoruz o zaman. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim, evleniyoruz, evleniyoruz. O zaman... Mutlu son! Evleniyoruz! Değerli ve saygıdeğer konuklar, bu mutlu günde bu iki güzide aile adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet, artık nikah akdine başlayabiliriz. Sayın Gizem Çakır, Hicabi Erdem'i hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmaksızın özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Siz Hicabi Erdem, Gizem Çakır'ı hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmaksızın eş olarak kabul ediyor musunuz? Hocam... Ben bu sorunun cevabını biliyorum. Sonsuza dek evet. Siz Zehra Şanlı, Murat Demirkan'ı hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmaksızın eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Murat Demirkan, Zehra Şanlı'yı hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmaksızın özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Niye değil abi uşak? Ya ne duruyorsun, evet desene. Basarım tekmeyi, hemen evet de. Tamam, 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 tamam. Çok ısrar etti. Evet! Değerli şahitlerimiz, siz de mutlu güne şahitlik eder misiniz? Evet. Ediyoruz, ediyoruz. Ediyoruz. İmzalayın, imzalayın. Buyurun efendim, ayağa kalkalım.
Ben de sizleri Türk Medeni Kanunu'nun bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.